İyi akşamlar Medyascope.tv izleyicileri. Biz bir ekonomi sohbetiyle yine sizinle birlikteyiz. Özgür Altuğ, her zamanki gibi. Ve de Ali Ağoğlu. Teşekkür ediyorum. Ve Albert Crispin, Deutsche Bank, Deutsche Securities'in Türkiye Genel Müdürü. Özgür'ü yerinde incelemeler için Londra'ya göndermiştik. Şimdi Şant'ı bazı yerinde incelemeler için görevlendirdik. Bence bıraksın bu işi abi. Bıraksın diyorsun. Ya ödülü alıp gitti. Hayatta ya. Bırakmam. Böyle bir şey olur mu ya? Bırakamayız. Ve bu akşamki programımızın bizim için çok keyifli bir tarafı var. O da burada gördüğünüz bir ödül var. Medyascope TV'nin ekonomi sohbetleri, özellikle Özgür Altuğ, ben ve Şant Manukyan'ın birlikte, biz farkında değildik ama Ekim'in 2015'te başlamışız. O günden bu yana bir yılı biraz daha fazla aşan sürede burada kendi çapımızda, kendi kendimize biraz da eğlenerek ama finansal okuryazarlığa olabildiğince katkı sağlamak amacıyla bir programı yürütüyorduk. Biz aslında pek izlenmediğimizi zannediyorduk. Hatta Şant Manukyan bunu çok güzel söyledi ödül töreninde. Biz hakikaten kendi kendimize konuşuyor ve eğleniyorduk. Kimse bizi seyretmiyor zannediyorduk ama meğerse biz seyrediliyormuşuz, izleniyormuşuz. İzleyenlere gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Şaka değil, her hafta 10.000'ler abi. Evet. Birçok kanaldan daha fazla. YouTube'daki şeyle birlikte. Artı Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği kendi üyeleri arasında yapmış olduğu anket ile birlikte bu senenin basın ödülleri kategorisinde sermaye piyasası programı, televizyondaki sermaye piyasası programı alanında Medyascope TV ekonomi sohbetlerini bu ödüle layık görmüş. Kendilerine ve bütün üyelerine öncelikli olarak teşekkür ediyoruz ama bizi buraya kadar getiren diyelim, en azından bize izlemenizle, sevginizle ve desteklerinizle bizi buraya getirdiğiniz için biz de teşekkür ediyoruz sizlere. Çünkü biz, siz olmasaydınız ya da bu kadar izleyen olmasaydı biz bırakıp giderdik herhalde bir yerde diye düşünüyorum. Çünkü hiçbirimizin buradan herhangi bir maddi faydası yok. İşlerimizden, güçlerimizden vakit ayırarak yapıyoruz. Bazen gördüğünüz gibi zamanda yetişemediğimiz zamanlar oluyor ve programı bazen 3-4 dakika geç başlatıyoruz. Bunun suçlusunu Şant ilan etmiş izleyicilerimizden biri. Vallahi billahi değil. Yani Şant'ın hiçbir sorunu yok. Bugün Şant yok. Gene 4 dakika geç başlıyor. İşte zaten işte sorun o. Ama söylemeyeceğim sizi. Teknik arıza diyelim. Teknik arıza. Evet, ama bir kısmı vardı. Bak mesela benim bilgisayarım şu anda açılmamakla direniyor. Yani öyle bir teknik arızalar da var tabii. Bunların bir kısmı var ama bu bir yetişememe meselesi değil. Biraz da disiplin meselesi galiba. Özgür'e ben buradan biraz şey yapayım. Bunu nasıl hallederiz diye bir sorun. Ben elimden geldiği kadar valla 2 dakika kala burada masada oturuyor konumdaydım ama. Şant da böyle diyor bu arkadaşlar. Bu arada bazı izleyicilerimiz tebrik mesajları gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, hakikaten çok teşekkür ediyorum. Bu da açıkçası şunu da söylemek lazım. Bizi de gururlandıran bir şey oldu. Bu kadar çabamızın sonunda böyle bir ödül gelmesi aslında kısa da bir süre. Yani bir yıl, hani Ekim'den bu yana baktığınızda bir yıl, beş ay civarında bir süreden bahsediyoruz. Bu kadar zamanda bu kadar geniş kesime ulaşabilmiş olmak ve bir miktarda olsa katkı sağlayabiliyor olmak bizim için gurur kaynağı oldu. Ödül de bunu bir anlamda ispatı veya en azından onayı oldu. Hepimiz çok keyifliyiz bu konuda. Bütün sadece Özgür ve ben ve Şant değil, bize bu dönemde destek olan, açıklarımızı kapatan, jokerlik yapan Murat Sağman ve birçok arkadaşımız, Albert'e de bu akşam için ayrıca teşekkür ediyoruz. Murat Gülkan, Fatih Keresteci, bütün dostlarım, Güldem Atabay, bütün dostlarımıza, hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Ercan Uysal da vardı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Onlarla birlikte götürmeye devam edeceğiz elimizden geldiğince. Bu da bizim için bir teşvik kaynağı oldu. En azından bir süre biz bu ödülü burada tutmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü bize de olması varlığı keyif veriyor. Tekrardan Sermaye Piyasaları Birliği ve bütün üyelerine teşekkür ediyoruz. Umarım biz de bu konuda katkı yapmaya devam ederiz deyip artık bu özümüze dönelim. Evet, ödül muhabbetini artık bitirelim. Orada dursun, hep beraber izlemeye devam edelim. Bu arada sorularınızı almaya ben şimdiden başladım. Oraya bir VIX ve borsa VIX altın vardı, evet, bugün Twitter'da. İki tane Twitter'dan özel talep vardı. Onları da konuşmalarımız arasında dile getirelim. Şimdi şöyle sen birkaç... Sen lafa girmeden ben şu dünkü törenle ilgili gözlemci olarak en çok alkış aldığınız, yani en çok alkış siz aldınız. Onda... Öyle mi? Evet. Yani çok sağ olsunlar. Biraz yani benim için de burada olmak şerefi bana düştü. O yüzden de ben ayrıca mutluyum. Hoş geldin. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar dileriz. Önümüzdeki sene Avrupa Kupaları. Türkiye'yi aşarak. Evet, aslında şöyle de bir şey var. Şimdi bağımsız bir medya kanalı diyelim, Medyascope TV'ye.
arttı. Haftada da bir yayın yapıyoruz. Yani öyle her gün de yayın yapmıyoruz. Haftada bir yayınla bu kadar destek bulmamız bizi dün de hakikaten o alkışlarla birlikte hakikaten çok onur etti. Evet, ben de bu arada ödül törenini ben sunuyordum. Bu görevi ikinci senedir ben üstlendim. Hani piyasadaki muhabbetleri biraz tanıyor olmaktan dolayı diyeyim en azından. Bu yayın sırasında, bizim buradaki yayın sırasında Şant ve Özgür'ü çok konuşturmadığım yönünde bir takım serzenişler vardı. İpe sapa gelme. Aslı astarı olmayan. Ben de buna karşılık, yani nasılsa orada hani karar verici durumunda olan bendim ve ilk defa ve daha doğrusu bir tek başkanlar konuşmuştu. Onun dışında mikrofon kimseye verilmedi, herhangi bir konuşma yapılmadı. Ama Şant 40 sayfa, Özgür 23 sayfa ben konuşma hazırladım dediler. Ben de dayanamayıp onlara mikrofonu vermiştim. Orada da bir iki teşekkürü de onlar da paylaştılar. Evet, bu eğlenceli bir gece oldu bizim açımızdan. Devamını dileriz. Bir sonraki günlerde tekrar görüşmek üzere deyip dün gece ayrıldık. Biz bu akşam artık işimize dönelim deyip çok da fazla değilim bu arada. Birkaç tane önemli konu var. Dün gece yaşanmış olan ve bugün daha fazla etkilerini görmeye başladığımız Şengal'deki PKK-YPG menziline yapılan saldırıda 5 peşmergenin ölmesi, HSG'de yine yapılan saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Hava Kuvvetleri'nin yapmış olduğu saldırılarda 18 YPG'linin ölmesi gibi çok önemli bir takım gelişmeler var güney sınırımızda. Bunun önümüzdeki dönemlerde yine yansımalar olacak. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden de bazı yorumlar var. Özgür'e onları da soracağım. Yine bugün gelen Avrupa Parlamentosu'nun alt kanadından Türkiye'nin politik olarak gözlem altına alınması kararı var. 2004'ten sonra gelen önemli bir karar. Zaten Birliği, en çok soru da onunla ilgili geliyor şu anda. Avrupa Birliği köprüleri çatırdıyor mu diye biz de bunu bugünkü başlığımız olarak yaptık. Albert'in burada olmasından istifade hem dünya piyasalarındaki bir gelişmeleri biraz değerlendirelim istiyoruz Albert'le, ama onun dışında bizim buradaki asli misyonumuz olarak belirlediğimiz finansal okuryazarlıkla ilgili açıklama en iyi alabileceğimiz şahısı buraya getirdik. Her zaman olduğu gibi uzmanları buraya getiriyoruz. Fransızca konuşmayı beceremediğimiz zaman Murat Saman'ı getiriyoruz. O bir ne diyor? Jean-Luc Mélenchon diye böyle bir şeyleri var. Fion var bir de. Fion. François Fion. Onları beceremiyoruz gördüğünüz gibi. Onun için de o konuda frankofon olan, en iyi frankofon tanıdığımız arkadaşımız Murat Saman'ı getiriyoruz. Ondan fikir alıyoruz ama Albert'ten ne öğreneceğiz diye bakarsanız varantlar. Yani Türkiye'deki varantların mimarı İş Bankası ile Deutsche Bank bu konudaki hem bu sektörü oluşturan, bu ürünü Türkiye'ye getiren hem de halen de market maker'lığını yapıp her varantın vadesi oldukça yenilerini ihraç eden kurumlardan biri. Kişisel olarak Albert'in kendisinin katkısı çok çok büyüktür Türkiye'de vadeli piyasaların gelişmesinde. Biyok eğitimlerini bile kendisi verdi yani. Evet, aynen öyle. Bunların yanı sıra yani turbo varant, onların alt türevleri var. Onları biraz konuşalım. Biop'la ilgili çok bence önemli bir iki tane çok fazla kullanılmayan stratejilerle ilgili bir iki şeyi kendisiyle paylaşacağız, soracağız deyip bu arada Fransa seçimleri var. Ben çok fazla konuştum. Önce ben sözü bu Avrupa Birliği ve şeyle ilgili Güneydoğu'daki konularla ilgili Özgür'e vereceğim. Ben de bu arada bilgisayarımı açmaya çalışacağım. Evet, ben hemen arada şeyi söyleyeyim. Arada PPK var, onu da unutmayalım. En çok şu ana kadar soru gelen bütün soruları da kaydediyorum. Kaydediyoruz elimizden geldiğince. O yüzden hiç merak etmeyin arkadaşlar. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin aldığı bir karar bu. Bugün alınan karar ne anlama geliyor, nedir diye soruyor izleyicilerin bir kısmı. Onun etkili piyasayı tabii ki. Efendim, bu şu demek esasında. Bizi tekrardan, Ali abi söyledi, politik izlemeye, siyasi gözleme altına alıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu ne demek? Zaten biz Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini sürdüren bir ülkeyiz. Adamların bize her dakika zaten siyasi olarak bakıyor olması lazım. Hayır, bunun şöyle bir anlamı var. Normal şartlar altında siz bir üye ülke adayı olarak müzakerelere Avrupa Birliği ile başlayabilmeniz için, hatırlayın, hepimiz hatırlayacağız, Kopenhag kriterleri adı altında belli kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. Biz Türkiye olarak bu kriterleri 2004 yılında yerine getirdiğimize kanaat eden Avrupa Konseyi 2004 yılında Türkiye'yi siyasal izlemeden çıkarmıştı. 2004'te çıkardıktan bir yıl sonra 2005'te de biz
Avrupa Birliği ile resmi müzakere başlama hakkını elde etmiştik. Dolayısıyla bu Avrupa Konseyi'nin alt kanadı diyebileceğimiz parlamenter asamblesinde alınan bu karar, Türkiye'yi tekrardan 2004 yılına, yani üyelik müzakerelerine esasında bir anlamda devam ettirmemeli kanaatine gelen bir raporla sonuçlanmış oldu. Şimdi bunun bir yaptırımı var mı? Esasında baktığınızda resmi olarak bir yaptırımı yok. Fakat şimdi artık Avrupa Birliği yetkililerinin, Dışişleri Bakanlarının, Avrupa Birliği liderlerinin elinde bir artık yazılı rapor var. Kardeşim, biz bu ülkeyle müzakereleri sürdürüyoruz. Tamam, güzel. Peki bu ülkede son durum ne deyip ellerini alıp baktıklarında, içinde o halden tutun insan hakları ile ilgili düzenlemelere, bu referandum sürecinde yaşananlara, geçirilen işte başkanlık sistemi ile ilgili düzenlemelere kadar her türlü değerlendirmenin yer aldığı bir kitapçık var. Şimdi asıl tabii, yani korkulan bugünü yaşanan şey değil esasında. Korkulan ilerleyen dönemde Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri durma noktasına gelir mi diye. Diyebilirsiniz ki ya bugün borsaya bakın, borsa yükselişle tamamladı günü. Kimin umrunda Avrupa Birliği ile ilişkiler? Ya çok öyle değil tabii ki. Ben onun niye öyle olmadığını anlatmaya çalışacağım ama bakıldığında bu haftanın sonuna doğru Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının toplantısı var. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında bu kararı almaya güçleri yetmeyebilir ama diyebilirler ki ya bunu Mayıs-Haziran'da yapılacak olan AB Liderler Zirvesi'nde Avrupalı liderler görüşsün ve karara bağlasın diyebilirler. Veya nasıl ki Ankara Anlaşması'nın ek protokolünü imzalamadığımız için 8 konu başlığı hiçbir şekilde müzakereye açılamaz konumdaydı, diyebilirler ki Türkiye'nin şurada zaten 10 tane müzakereye açabileceği konu başlığı var, biz bunlardan maalesef 5 tanesini daha donduruyoruz diyerek ilişkiyi tam dondurmayan ama Avrupa Birliği ile artık Avrupa Birliği'nin çıpa olma özelliğini kaybettiğimiz bir düzenlemeyle sonuçlanabilir bu. Borsa bugün evet buna çok aman aman bir tepki vermedi. Açıklama geldiğinde esasında %0.3-0.4 yukarıdayken 0.6 eksiye kadar geçti. Sonra tekrardan toparladı. Başka nedenleri vardı, onları da konuşuruz ama bakıldığında uzun vadede, belki çok kısa vadede değil ama uzun vadede AB çıpasını da kaybettiğimiz bir dönemle karşı karşıya kalabiliriz. Bunun ne anlamı var? Çok basit. Yani bütün yabancı yatırımcılar belli çıpalara bakarlar. Yani nedir? Sizin mali çıpan var mı? Yani bütçe dengen yerinde mi? IMF ile bir şeyin var mı? Avrupa Birliği ile bir ilişkin var mı? Amerika ile ilişkin nasıl? Veya ekonomiyi yöneten işte Babacan Şimşek gibi, bu birçok ülkede farklı isimlerle de hitap edebilirsiniz. Bu insanlar var mı? Yani credible, sözüne güvenilir siyasette karar vericiler var mı? Bunlara bakar. Biz bu çıpalarımızı birer birer biraz zayıflatıyoruz ve kaybediyoruz. Dolayısıyla bu kısa vadede bugün görmezsiniz etkisini ama orta vadede başka gelişmeler yaşandığında görürsünüz. Lafı çok uzatmadan hemen bu teröristlere karşı yaptığımız bombalı hava saldırısıyla ilgili ordumuzun zaten açıklaması var. Hem Suriye'nin kuzeydoğusunda hem de Kuzey Irak'ta yaptığımız askeri saldırı var. Benim anlayabildiğim, Amerikan yetkililerinin şu saatte de açıklamaları devam ediyor esasında. Benim anlayabildiğim Kuzey Irak'ta yapılan askeri saldırıyla ilgili bir eleştiri yok ama özellikle Kuzeydoğu Suriye'de yapılan askeri hava operasyonu nedeniyle anladığım kadarıyla YPG'den kayıp var. 20 civarında YPG militanının öldürüldüğü söyleniyor. Tabii şimdi düşündüğümüzde Amerika hani YPG'ye destek, Rusya kısmen YPG'ye ve Esad rejimine destek şeylerini düşündüğümüzde Amerika-Türkiye ilişkilerini etkileyebilecek bir potansiyele sahip bir gelişme. Bu hangi dönemde? Belki de Trump ilk seçildiğinden sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la ilk defa Mayıs ortasında Amerika'da görüşme yapmasının hemen öncesine denk gelmesi hasebiyle önemli bir gelişme bu. O yüzden piyasa oyuncuları ilerleyen günlerde bu Türkiye'nin olası askeri operasyonlarına, ki referandum sonrası benim de burada referandumdan önce anlattığım önemli gündem başlıklarından bir tanesiydi. Neydi o? İşte erken seçim olacak mı, olmayacak mı? Kabine revizyonu olacak mı, olmayacak mı? İçinde Sayın Şimşek yer alacak mı, yer almayacak mı? Ekonomiye daha fazla önem verilecek mi, verilmeyecek mi? Efendime söyleyeyim, yeni askeri operasyonlar varsa bunlar var mı yok mu? Türkiye-Amerika ilişkileri ne olacak? Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ne olacak? İdam cezası gelecek mi gibi konu başlıklarına referandumdan sonra odaklanacağımızı konuşuyorduk. Ama Londra izlenimlerimi aktarırken orada biraz daha bu piyasa etkilerine vesaire değineceğim diyerek topu şimdilik
merkez stüdyolarımıza Ali Ağol'u atayım ben. Ya ben şöyle bir yandan da soru almaya devam edeyim. Bu, evet. Ben araya girip şeyi sorayım. Bu AB'de benzer şekilde bu siyasi gözlem altına alınma örneği var mı? Diğer ben hatırlamıyorum abi. Çünkü açıkçası yani... şöyle. Normalde hani üyelik müzakereni sürdüren ikinci ilk kuruluş birliği. Sonrasındaki genişlemede işte Yunanistan'ın, İrlanda'nın dahil olması. Daha sonraki 90'ların sonundaki üçüncü dalga. Yani Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya'nın girdiği dönem. Bunların hepsi hani deyim yerindeyse Avrupa Birliği'ne yakın hem dinen hem de görüş olarak yakın ülkeler olduğu için bunların hiçbiri durdurulmadı. Sadece yanlış hatırlamıyorsam eğer Sırbistan döneminde yani Hırvatistan, Sırbistan ve Romanya ve Bulgaristan döneminde Sırbistan'la ilgili böyle ufak tefek problemler yaşanmıştı. Ama orada da bir tamami dondurmaya değil daha çok tehditvari bir düzenleme vardı. Onun dışında ben pek denk gelmedim Avrupa Birliği'nde bu tip bir uygulamaya. Bence birkaç tane daha yeni ve daha önceden yapılmamış, görülmemiş uygulamayla karşı karşıya kalabiliriz önümüzdeki dönemde. Hani bu Avrupa Birliği ile özellikle referandum öncesinde yaşanan gerginliğin devamı niteliğinde de bir takım tepkiler geliyor diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki dönemde her iki tarafında yani Avrupa Birliği'nin Türkiye'den vazgeçemeyeceği ama bu şekilde sürdüremeyeceği bir durum var. Tersine ya da bizim tarafımızdan da aynı durum söz konusu. Bu önümüzdeki dönem için Avrupa Birliği çıpasında kaybetme riskinin arttığı veya en azından algısının güçleneceği bir durum ortaya çıkacak olursa herhalde bizim piyasalarımızı değilse bile doğrudan piyasaları değilse bile ekonomiyi çok yakından ilgilendiren sonuçları olacak. Çünkü ihracatımızın %45'i oraya doğrudan yatırımlarımızın da %70'den fazlası Avrupa bölgesinden geliyor. Çok doğru bir noktaya temas ettin Ali abi. Ne kadar sayısı azalsa da turizm gelirlerimiz içerisinde de hala dominant paya sahip olan ülke gruplarından bir tanesi Avrupa Birliği artı bu kadar borcumuz var diyoruz. Herhangi bir Türk bankası dış borçlanmaya sendikasyona çıktığında hala ve hala %60'ından fazlası o sendikasyon kredisinin Avrupa bankaları tarafından karşılanıyor. O yüzden hani siyaset ekonomiyi hiç etkilemez demek bayağı naifçe bir söylem olur herhalde. Evet. Evet, senin de bu konuda kısa bir görüşünü alayım. Ondan sonra esas birkaç tane noktaya geçip sonra sana döneceğiz. Öğrenmek istediğim benim çok şey var. Benim de. Acayip. Üstüme geldi. Turbo diyorlar anlamıyorum. Varant diyorlar anlamıyorum abi. Biz kalmışız eski kafada. Nakitte kalmışız. Vadeli biliyoruz ucunda. Ben turbo varantı kesin araba markası dedim biliyor musun? Trabant vardı hatırlar mısın? Trabi. Doğu Almanların ürettiği dünyanın en fazla havayı kirleten arabası. Aa, yok, şimdi fenleri var. Trabant. Trabant da yani turbo trabant de sen ne zaman turbo varant desen benim aklıma hep turbo trabant geliyor. Ki trabantın turbo olması da imkan ve ihtimal yok. Ama akılda kalıyor işte. Evet gibi. Süper. Ya bu AB ile ilgili siz söyleyecek her şeyi söylediniz zaten. Yani dediğiniz çok doğru. Ben onu böyle güzel benzetmeye arıyorum da bu şey gibi hani bir 5 yıldızlı otele gittiğinde bir takım lüksler ya da sana sunulacak şeyler standarttır ama adı sana duymamış bir otele gittiğinde sıcak su var mıydı, işte şöyle miydi, çarşaflar temizleniyor mu gibi durumlar var. Bizim farkında olmadığımız bir sürü olumlu şey geliyor. Avrupa Birliği peşinde koşan bir ülke konumunda olmak o otomatik bir sürü varsayımı uluslararası yatırımcı gözünde bence olumlu anlamda çek ediyor. Şimdi o çipa o yüzden var. Şimdi o varsayımlar tekrar o checkliste bakıp ya Türkiye'de bu böyle mi? İşte para serbest dolaşıyor mu? İşte bağımsız kurumlar rahat karar alabiliyor mu? Gibi bir sürü şeyi tekrar yani zaten var kabul ettikleri şeyleri aynen şimdi sorgulamıyor. Hatta bir izleyicimiz şimdi ya bu çok kadar önemli mi Avrupa Birliği çipası demiş. Sen de tam üstüne şeyi verdin. Aynen öyle. Yani sonuçta yerine başka bir şey de koyamıyoruz. Kendi başımıza da maalesef olmuyor. Çünkü sonuçta bu ülke daha önümüzdeki uzun yıllar boyunca dış finansmana aç bir şekilde hayatına devam edecek. Yani o ekonomik modelin değişmesi bir günden yarına olmuyor. O yüzden bence zannedildiğinden çok daha önemli. Yani orada AB bu kadar önemli mi sorusunun iki tane yanıtı var bana göre. Birincisi ekonomik olarak böyle bir ihtiyacımız var. Albert söyledi hem borçlanma tarafından hem pazar tarafından ama Türkiye'nin önünde bir hikaye yok. Yani hikaye yok derken sadece piyasalar açısından konuşmuyoruz ya da borsalar açısından konuşmuyoruz. Bireyler olarak da hepimiz önümüzde bir takım hedefler koyarız. Ülkeler de kendi önüne bir takım hedefler koyuyor. İşte ülke Avrupa Birliği üyesi olmak bir kriter midir veya önemli bir hedef midir? Bana göre evet. Aslında şöyle
hep söylediğim bir şey var benim. Yazdım bu konuda, yazı da yazmıştım. Ben Avrupa Birliği üyesi olmak istemiyorum. Ama Avrupa Birliği kriterlerinde bir ülkede yaşamak istiyorum demiştim. Ve bu fikrimi yani 2006 yılında yazdım hatırlıyorum ben, ya da 2008'de. O gün bugündür halen daha bu fikrimden herhangi bir şekilde bu fikrimi değiştirmiş değilim. Ama o kriterler bizim kendi kendimize hazırlayıp bir araya getireceğimiz bir değerler manzumesi değil. En azından hazırı var. Biz onları taklit edip, kopya edip, bir şekilde uyup onlarla birlikte o kriterlere sahip bir ülkeyi hazırlayabilirsek, yabancı yatırımcılar adına da baktığımızda tercih edebilecekleri, Avrupa Birliği ile aynı standart ve kriterlere sahip ama daha uygun koşulları sağlayabilen bir ülke olabileceğimiz için bu avantajı ileride kullanabilirdik. Avrupa ama bunu Birliği Acquis Communautaire 80 bin sayfa abi. Bürokrasi fazla. Hazır var dedin ya. İşte onu anlat, onu desteklemek için söylüyorum. Yani bürokrasi fazla belki ama mutlaka şu ana kadar test edilmiş, onaylanmış ve çalışır bir mekanizma. Ha, çalışmayanları ne diye baktığınızda bana göre Avrupa Birliği'nin çalışmayan iki tane çok temel meselesi var. Birisi ortak anayasası yok. İkincisi de mali birliği yok. Yani para birliği var, mali birliği yok. Bunu da sağlarlarsa belki de bir Amerika Birleşik Devletleri kıvamına ulaşabilirler deyip yani tekrar... Yanlış anlaşılmasın. Burada Avrupa Birliği hayranıyız, hastasıyız edebiyatı yapmıyoruz biz. Ama Ali abinin çok haklı şekilde ifade ettiği gibi yani orada eğer bir hazır manzume varsa doğru olduğu düşünülen... Evet. Hani Avrupa Birliği'ni biz burada yerden yere vurduğumuz çok program olmuştur birçok açıdan. Ama bizim kastettiğimiz o değil. Gerçekten kurumların da... kurumsallaşabilmesi için gereken kriterlerden bahsediyoruz. Ama bir miktar orada taraflarda uzaklaşma var. Sadece birkaç izleyiciden bu konuyla ilgili değerlendirme geldiği için evet, Avrupa Birliği'nin kararı olmadığını söyledik arkadaşlar. Zaten bu bir Avrupa Konseyi alt kanadı kararı ama Avrupa Birliği kararına evrilme riski olan riski bir şey. Var, evet, bunu mekanizma iyi söylemek lazım. Evet, evrilmeyebilir. Evrilmeyebilir. Yani. Bir süre idare edebilirler. Evet. İdare etmek durumunda da kalacakları ortam var. Çünkü geçmişte herhalde Avrupa Birliği'de bu kadar takışan, yani Viktor Orban bile mevcut Macaristan Başkanı bile bu kadar mücadele etmedi Avrupa Birliği'yle. Biz hakikaten bayağı agresif bir tutum sergiliyoruz ama elimizde bir mülteci kartı var. Artı bir de Kıbrıs, çözülemeyen Kıbrıs konusu var. Dolayısıyla bizim de esasında Avrupa Birliği karşısında kullandığımız tırnak işareti içerisinde ciddi kozlarımız da yok değil. Evet, bir Fransa seçimlerine bakalım. Albert ne diyorsun? Ben oradan başlayayım. Zor soru değil bu. Ben sana söyleyeyim. Bak kolay. Bildiği yerden geldi. Sen Varant'a bir hazırlan. Varant o turbo trabantı. Onun en bildiği ayırım. Adam orada guru abi. Yok o turbo trabantı anlayacağım bu akşam. Evet. Ya Fransa seçimlerinde aslında ben sana şu içerikle... Çünkü bu arada yani şeyi söyleyeyim. Evet. Parite şu anda 1.0940. Maşallah. Yani, evet, onu da hemen paylaşayım izleyicilerimle. Evet, bizim de 1.10'da bariyeri olan bir euro dolar turbomuz var. Birazdan geleceğim ona. Kaldıraşı herhalde 80 falan oldu bugün. Ya bu Fransa seçimlerini şundan dolayı ilgimi çekmişti. Aslında ya biraz böyle opsiyonlara da giriş olsun. Geçenlerde Fatih anlattı. Yani ben çok basketbola yakın değilim. Yani ben opsiyon da bunu birleştireceğim. Fransa seçim yorumunu yine size bırakacağım. Şöyle abi, bir bayağı şanta aratmıyor. Öyle abi dinle bir dakika, bu çok güzel. Dinliyorum. Abi, sen de belki vardın. Ben de vardı. Bilmiyorum. Evet, bu ben bunu derste de anlattım. Koç Üniversitesi'de ders veriyorum. Sonuçta ya opsiyonlar hayatta var. Fatih bir Fenerbahçe basketbol Final Four için bilet almış. Evet. Ama aslında biletin kendisini almamış. Fenerbahçe Final Four'a kalırsa bilet alma hakkını satın almış. Yani o Final Four maçları 200 euroymuş. Yani ben de onun yalancısıyım. 60 euroya eğer Fenerbahçe Final Four'a kalırsa galiba 140 euro daha ödeyecek ve Final Four şeylerini satın alacak. Bu aslında tıpkı şey gibi. Hani iadesiz... Kalmazsa 60 euro zararlı çıkacak. Zararlı çıkacak ama sonuçta istemediği maçları da izlemeyecek. Yani bunun gerçek hayatta oluyor olması opsiyon bugünün sonunda. Yani hani sana bir alım hakkı veriyor ve sen nispeten daha küçük bir parayla 60 euro pahalıdır, ucuzdur ayrı konu ama onu aldığında... Daha ilk maçı kazanmamıştı Fener deplasmanda. Şimdi opsiyon fiyatı şimdi artmıştır. Muhtemelen o 200 euroya çok yakındır. Çünkü 2-0 önde. Yani 3. maçı alırsa zaten... Tabii bir de bu arada yani bilet bulma bulamama sorunu var. Tabii burada yani biletin de garanti. Biletin aynen. Garanti. Yani. Aynen öyle. Yani sonuçta burada şöyle... satın alma hakkın garanti. Murat Salman bağlandı yayına. Paris'ten selamlar, sevgiler. Aleykümselam. Doğru, onu da Paris'e yerinde incelemeler. O yerinde incelemeler. Evet.
Burada şeyi bilmiyorum tabii. Yani şu Medyascope'un bize tanıdığı imkanlara bakar mısınız arkadaşlar? Birini Londra'ya gönderiyorum, birini Paris'e. Öteki geçenlerde New York'taydı, Amerika'daydı. Gezmediği yer kalmadı. Ya. Neyse Allah razı olsun Ruşen Çakır'dan. Evet. Güzel. Burada şeyi bilmiyorum. Yani birisi o bileti teslim etmezse hani SPK kontrolünde olmadığı için. Kim acaba? O yani, regülatör kim? Evet, o sopayı kim gösterecek o ayrı bir konu. Yani. Zaten o yüzden organize piyasalar falan var. Fransız seçimleri öncesinde de şöyle enteresan bir şey oldu. Aslında çok beklendiği gibi çıktı benim gördüğüm kadarıyla. Le Pen'in ve Macron'un oy oranları ters çıktı. Ya tamam yani ama sonuçta iki majör partinin evet, iyi kötü yarışıcı kalabileceği evet. Falan ve Mélenchon, ikinci turda... Mélenchon çıkmadı. Evet yani. Bu Euro'daki herhalde şey öyle. Orada da buna rağmen piyasa şöyle bir fiyatlama yaptı. Aslında bunu Şant da belki burada anlatmış olabilir bazen. Şeyde paylaşıyor. Sonuçta risk gerçekleştiği durumda piyasa hızlı düşeceği için o durumda koruma daha değerli hale geliyor. Hı hı. Yani bizim tabirle satım opsiyonu. Ve şöyle bir metrik var. Satım opsiyonunun fiyatlandığı oynaklıkla alım opsiyonunun fiyatlandığı oynaklık arasındaki fark. Buna skew deniyor. Yani sonuçta çok teknik ifadeler kullanmayacağım. Sigorta değeriyle yukarı yöndeki performansa işte o biletin opsiyon hakkını aldığın değer arasındaki fark. O fark bayağı açılmıştı. Yani bu satım opsiyonları çok pahalı hale gelmişti. Aradaki makas ta Brexit öncesindeki döneme kadar böyle 220, %20, %25'e gelmişti oynaklıklar arasındaki fark. Şimdi o kolaps etti, küçüldü. Yani sonuçta tekrar ama ikinci seçimde yani ikinci turda Le Pen'le ilgili hani onun kazanabileceğine dair bir şeyler gelişirse onun tekrar değeri artabilir. Bizim memlekette bunları henüz daha göremiyoruz. Çünkü piyasalar yeterince o derinliğe ulaşmadı. Ama bu hani satım opsiyonunun alım opsiyonunun oranı, opsiyonlara bakarak piyasa neyi nasıl bekliyor gibi duyguları alabileceğim böyle ilave bir boyut getiriyor. Yani sadece hisseler çıktı düştüğünün çok ötesine geçebildiğin böyle izlenimler yaratıyor. Bu arada... Ya Bloomberg'te gördüğüm için özellikle onlar böyle arada news alertler yolluyorlar. Kapak yapmışlar. Cidden Brexit kadar ciddiye aldı bunu piyasa aslında. Evet evet. Ve yani orada tabii ciddi yatırım fırsatları da var. Yani sonuçta bu şey gibi. Yani nasıl ki referanduma, seçim sonuçlarına bet sitelerinde bet yapılabiliyor. Yani benzetmek istemiyorum ama. Bahis oynanıyor yani. Evet bahis oynanıyor. Yani bir yatırım amacıyla da böyle bir beklentin varsa hayata geçirebilirsin. Veya psikolojik olarak kendini rahatlatmak istiyorsan yani kötü sonuç çıktığında en azından para kazanayım falan diyorsan. Kötü değil tabii. Yani senin sana göre kötü. Yani senin istemediğin sonuç ortaya evet, çıktı. Tabii. Yok fark etmiyor. Yani bir tarafta bu enstrümanlar var ve kullanabilir. Ya hazır top sendeyken yani şu varant ve turbo varantı benim anlayacağım şekilde anlatır mısın? Bir derin nefes al, bir yudum su iç. Zor bir iş arkadaşlar. Ben varantın sınıfta nasıl anlattığımı söyleyeyim. Bir hata varsa lütfen düzelt. Opsiyon işlemlerinin kontrat hale getirilmiş olanları. Normalde opsiyonları tailor-made dediğimiz herkesin kendi ihtiyacına göre tasarlanıyor. Her ne kadar plain vanilla dediğimiz sıradan opsiyonları herkes çok rahatlıkla fiyatlıyor olsa da bazı opsiyon sizin ihtiyaçlarınıza uygun olan opsiyonları bankalar veya finans kurumları özel olarak yaratıyorlar. Fakat bunların standarda en yakın opsiyonlarını Varant adı altında Albert Deutsche Bank'ta, iş yatırımda, kendi çapında benzer enstrümanlar ve benzer fiyatlarla bunları standart borsada alınıp satılabilir opsiyonlar haline getirdiler. Ve Varant piyasasının doğması da oradan yola çıktı. Eksik yediğim bir şeyim var mıydı bilemedim. Yok eksiğin yediğin yok. 2010'da başladı. Menkul kıymetleştiriyoruz aslında opsiyon getirilerini. Şimdi işte biraz daha sofistike ya da daha karmaşık getiri profillerine de odaklanmaya başladık. Ya ilk baştan beri anlatıyoruz ama bunu bana bu arada ya iş yatırım ve Deutsche Bank ihraççı olarak var. Deutsche Securities de benim yönettiğim şirket. Biz de piyasa yapıcıyız Deutsche Bank'ın. İş yatırımda kendi ürünlerinin piyasa yapıcısı. Ve aslında iki kurumda çok başarılı bir iş çıkarıyor. Arada giden gelen oldu ama dünya konjüktürü de çok karmaşık olduğu için yani ara verenlerden bir kısmı henüz geri dönmedi. Yani Almanya'da mesela 40 tane ihraççı var. Yani bizim benim şahsen tek çıkmayan öngörüm şu ana kadar denemeyen olmadığından değil. Bilmiyorum isim vermem gerekir mi ama Garanti Bankası da çıkardı bir ara.
Erste de çıkardı. İşte UniCredit de bir ara niyetlendi vesaire. TSKB de çıkardı bir ara. Aslında yeterince geldi ama normalde ben biraz daha büyümesini beklerdim. Türkiye'nin başka dinamikleri var tabii. Yani oraya şu anda çok girmeyeceğim. Hepimizin anlayacağı şekilde. Ne abi bu bireysel yatırımcı kullanabiliyor mu, faydalanabiliyor bireysel mu? Bireysel yatırımcı kullanabiliyor. Ben çok kısaca şöyle söyleyeyim. Alım opsiyonu ya da varantı genelleyeceğim. Aslında kaparoyla ev satın almaya benziyor. Açıklayacağım birazdan. Satım opsiyonu ya da varantı da veya herhangi bir satım hakkını aldığın şeyde sigorta almaya benziyor. Alternatif arayanlar iyi dinlesin lütfen. Ben en kolayla dinliyorum şu anda. Ve olay şöyle. Yani şimdi kullandığımız sunumlarda bu rakamı hep güncellemek zorunda kaldık. Malum ev fiyatlarının rallisinden dolayı ama 200 bin liraya bir evi almak yerine ev sahibine 10 bin lira kaparo verip o evi alma hakkını satın alıyorsun aslında. Hatta Türkçe'de opsiyonlamak tamamen bununla alakalı. Yani sana adam bir aylığına gel bir ay sonra bu evi 200 bin liradan ben sana vereceğim sözünü vermiş oluyor. Bunu da bir sözleşmeye bağladığını düşün bir emlak kurumu aracılığıyla. Aslında varant o sözleşmenin ya da opsiyon ta kendisi. 10 bin lira değeri var sen aldığın anda. Şöyle düşün, evin fiyatı 300 bin liraya çıktı bir ay içinde. Sen 10 bin liraya aldığın o sözleşmeyi gidip 190 bin lira daha ödeyip ama bizim örnekte 10 bin liranın değeri azalabiliyor. 200 bin liraya tamamlayıp 300 bin liralık evi satın alabiliyorsun o gün. Aynı günde 300 bin liraya evi satınca aslında 100 bin lira kar yani para kazanmış oluyorsun. 10 bin liralık varantın 100 bin lira ediyor. O işi sen yapmak istemiyorsan o evin alıcısına o 10 bin liralık kontratı aslında 99 bin liraya örneğin 1000 lirada şey bırakıp güzellik bırakıp satabilirsin. Yani varant aynen bu. Sigorta şeyi de böyle. Bu yani, hisse senedi üzerine yapılıyor değil mi? Hisse senedi üzerine de yapılıyor, döviz üzerine de yapılıyor, emtialar üzerine de var. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Endeksler üzerine normalde alınıp satılamayan yani hava durumu üzerine bile yapılabilir. Yani şu anda Türkiye'deki örnekleri Borsa İstanbul 30'un en büyük 15-20 hissesi, Borsa İstanbul 30 endeksi ve yine iki kurumun da çıkarttığı, bizimki biraz daha çeşitli olabilir, işte Nikkei'den yani en doğudan en batıya şu anda 7 farklı global endekse ki bu toplam hisse senedi piyasa değerinin %75'ini temsil ediyor dünyada. S&P, DAX, Eurostoxx, Nikkei, FTSE bunların hepsine şu anda varantlarla yatırım yapabiliyorsun. Bu arada... Ya birçok insanın farkında olmadığı fırsat arıyorsan Türkiye'de Borsa İstanbul'da yani herhangi bir hisse senedi alır satar gibi bütün bu ürünleri şu anda alıp satabilir durumdasın. Evet evet. Yani atıyorum yani, ben Koç Holding hissesini gidip borsadan almak yerine basitleştireyim ki hani herkes anlayabilsin. Ben Koç Holding varantını daha az bir miktar ama daha fazla risk alarak muhtemelen nakit piyasaya göre... Onu da o şekilde hani anlatırsan eğer. Koç Holding. Attım yani. Tüpraş. Yani, örnek vereyim. Tüpraş ya da garantiyi konuşalım. İşte 9.60 lira. Şu anda onun bir alım varantı 60 kuruş diyelim ki. Ya sonuçta diyorum ya opsiyonunu satın alma hakkını alıyorsun. Sen aynı etkiyi çok daha küçük bir sermayeni riske atarak yaratabilirsin. Şimdi herhalde şuna belki soracaktın. Burada önemli olan senin 9 lira 60 kuruşun ya da 10 liran cebindeyken 10 liranın tamamıyla gidip 60 kuruşluk varantlardan almamak. Bu çünkü şeye benzer. 200 bin liram var. 10 bin lira kaparo ile gidip 20 tane birden eve kaparo dağıtıp o evin fiyatındaki artışa yatırım yapmana yani benzer. Yani burada bir kaldıraç var mı sorusuna evet, ne cevap vereceğiz? Burada bir kaldıraç var. Kaldıraç da buradaki basit kaldıraç. Mesela ev örneğinde 20 tane ev. Çünkü şöyle diyebilirsin, madem bu kadar param var, madem artmasını bekliyorum, o zaman gideyim bir tane projeden, bu evlerden 20 tane birden almaya çalışayım. Ama burada aldığın risk artık 200 bin liralık değil. 20 tane ev aldığın için aslında 20 çarpı 200, 4 milyon liraya çıkıyor ve 4 milyon liranın zararına maruz kalıyorsun. Ya burada dikkat edilmesi gereken ve hep söylediğim şey, varantlarla ya da opsiyonlarla yatırım yapmak eğer akıllıysan hisse senedine doğrudan yatırım yapmaktan daha az riskli. Ya burada 9 lira 60 kuruşu garantiye vereceğine 60 kuruşu varanta yatırdın. 9 lira cebinde faiz kazanıyorsun ona. Garantinin fiyatı 8 liraya düşse bile kaybın 60 kuruşla sınırlı. Çünkü bu bir hak, bir yükümlülük değil. Peki garanti 9.60'tan biz şimdi en çok izleyicilerimiz merak ediyor. 12 liraya çıktı abi.
O zaman 60 kuruş ne oldu? 60 kuruş oldu sana 9. Bir servet. 60 kuruş sana 2 liraya çıktı diyelim ya da 2,5 liraya çıktı. Birebir cevap vermeyebilir. Çünkü teknik detaya girmek istemediğim için 9.60'dan 12'ye 2 lira 40 kuruş kar var. O da kabaca %20 ederse 60 kuruşluk varantın rahat 2,5 liraya çıkar. Yani 1 lira 90 kuruş kazandırır. Yani 4 katına çıkar. O zaman tabii ki vezir olursun. Ama sen bu gaza gelip madem bu 12 liraya gidecek ben bütün paramı buraya koyayım dersen en ufak ters hareketle bütün paranı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorsun ve bunlar bu arada yaşandı. Yani çok ani hareketlerde Halkbank'ın düşüşü, bir gün önce yükselişi örneğin ya da piyasanın %3 bazı hisselerin %5-10 değiştiği günlerde etkilerinin olduğu öyle zamanlarda hisse bazında endekste yine daha sınırlı %2'lerde, 3'lerde falan ama tamamen varantın parametrelerine bakıp ki onu şu anda konuşmak çok zor. İnanılmaz kaldıraçlı bir gelir de sağlayabilirsin ama bu hiçbir zaman yani iki kurumun da varant destek hattı var. Şu andaki aktif iki ihraççının ve piyasa yapıcının. Bu önerdiğimiz bir şey değil. Yani sonuçta bence zaten bütün türev ürünler için yatırımcının şunu yapması en güzeli. 100 lira, 200 lira, 50 lira ne isterse bunlar çünkü 50 kuruşa 1 liraya satılan birçok varant var. Bunu bir eğitim maliyeti olarak planlayıp doğrudan yatırımını yapıp nasıl hareket ettiğini gözlemlemesi lazım. Yani o 100 lira, 120 lira oluyorsa bir şeyleri doğru yapıyordur. Yani sadece şans değilse bu. Bunda bir vade var mı abi? Var değil mi? Burada tabii ki bir vade var ve burada iki tip yatırımcı arasında bir takım çıkar çatışmaları da oluyor. Ona sonra belki geliriz temettüleri konuşurken. Tabii ki vade var çünkü sen ev sahibi ol, 200 bin liralık evin olsun. Sen o 10 bin lira kaparoyla... İlelebet tutmam yani. Evet onu. Yani sen bana vermezsin, bana versen ne ala. Yani sonsuza kadar devam eden ya da sigortada da öyle. Adam sonsuza kadar senin arabanı sigortalamaz. Yani illaki aynı fiyata sigortalamaz. Aynı fiyata sigortalamaz aynen. Ve buradan da şey cevabı çıkıyor. Yani vade uzadıkça sigortanın veya o hakkın değeri artıyor. O yüzden uzun vadeli varantlar tipik olarak daha pahalı oluyor. Değer her şey aynıyken. Ama kaldıraçı da düşüyor ve daha makul hale geliyor. O yüzden doğru kaldıraç ürünü bulmak önemli. Bu kaldıraç meselesini ben deneye yanıla öğrendim. Hatta bir gün bunları öğrenmek için, anlamak için karıştırırken, bu varant analizi şeyleri var. Karıştırırken, şimdi vade aynı, tanım aynı, fiyat aynı, birinin fiyatı 10 kuruş, birinin fiyatı diyelim ki 50 kuruş. Ya anlamıyorum yani varant hesaplamasından da giriyorum falan filan. İşin içinden çıkamadım. Tabii her zaman olduğu gibi Albert... Aradım ben Albert'i. Albert dedim burada bir gariplik var bu işte. Yani ben bunların ikisini birbirine denk getirmeye çalışıyorum veya aynı vade zannediyorum ama fiyatları birbirinden bu kadar farklı olamaz. Nedir bu işin içinde dedim. Sonradan anladım. Ben anladığımı anlatayım. Albert bununla eksik gedik bir şey varsa gene tamamlasın. Endeks daha kolay burada anlatması. 95 bin rakamlı bir ürünü 1 lira ve altındaki bir rakamda ifade edebilmek amacıyla kaldıraç kullanıyorlar. Daha doğrusu çarpan etki kullanıyorlar ve onu belli çarpanla küçültüyorlar diyeyim. Ya da çok yüksek fiyatlı bir hisse senedini. Yani TÜPRAŞ. TÜPRAŞ en iyi örnek. Tamam. Aynı şekilde bir opsiyon yazmaya kalksanız 75 lira ya da bugün TÜPRAŞ kaç para olmuş hemen bakayım. TÜPRAŞ'ın şu anda 86 bin liralık bir 86 liralık fiyatı olan bir opsiyonla. Opsiyon tarafı herhalde 20-30 liralardan konuşuyor. Ya opsiyonla bağlı evet. İlk ihraçta 10 lira falan olurdu. Normalde yani işte ne bileyim bir tarafı, makul vadeli. Evet. Öyle bir şey. 10 lira olunca yatırım büyüklüğü artıyor ve yani oynaklıkta da çok fazla canınız yanmaması için veya canlar yanmaması için burada çarpan etkisiyle bunları bir anlamda daha küçük birimleri fiyatlara indirebiliyorlar. O da aslında piyasadaki işlem hacmini ve derinliğini de arttıran unsurlardan biri oluyor galiba. Petrol varantı var mı? Petrol varantı var. Sanıyorum iş yatırımın var. Evet. Petrol, altın, gümüş var on diğer ihraçın ihraç ettiği. Bizimkiler de önümüzdeki ay çıkacak. Sanıyorum Brent üzerine var. Tabii bunlar şeyi unutmayın. Türk lirası fiyatlanıyorlar. Gerçi onların dinamiklerini bilmiyorum. Çünkü değişik fiyatlama yöntemleri var. Genelde şöyle yapıyorsun. Kendi kuru cinsinden fiyatlayıp tamamen kendi temettü tahmini hisseyse eğer ya da endekse
DAX'ın gerçi temettü şeyi yok. Çünkü DAX'ın performans endeksi. Daha sonra bunu borsaya yolladığın anda ya primini euro ya da dolar cinsinden hesaplıyorsun. 20 cent, euro cent çıkıyorsa borsaya yollarken evet, kurla çarpıp TL'ye çeviriyorsun. Aslında yatırımcı orada kur riski almıyor. Tam tersine mesela bu turbo, döviz turbo varantlarında da birazdan konuşuruz. Dolar, euro dolar varantları var. Orada sadece dolara, euroya göre her şey fiyatlanıyor ama sadece uzlaşma TL cinsinde oluyor. O da açıkçası bizim borsanın ve aynı zamanda Türkiye'deki sermaye altyapısının bir seçimi diyeyim şu ana kadar. Yani teknik altyapısı sadece Türk lirası uzlaşmaya el veriyor. Aslında bazı Eurobondlar vesaire işte Islamic Development Bank'in sukukları filan kendi kuru cinsinden uzlaşılabiliyor. Kendi o konuda birkaç adım atmıştık ama bu en son kur volatilitesinden sonra işte Tefas'ta da bazı fonlar kendi kuru cinsinden fiyatlansın öyle settle etsin o konuşuluyordu. Sonrasında Türkiye'de döviz kullanmayalım, Türk lirası kullanalım diye bir, evet, bir genel eğilim oldu. Ya sonuçta ama buradaki yatırımcı açısından fark eden bir şey yok. Ya sadece her şey Türk lirası oluyor ama tabii ki bence burada hep şeyi de söylüyorum. Bu yapılandırılmış araçlar daha uzun vadeli yatırım ürünlerinde filan da eğer Türkiye gerçekten iddia edildiği gibi yurt dışında sadece euro ve dolar olduğu için bir takım yatırım araçlarına yatırım yapıyorsa Türk yatırımcısı, onu borsaya çekmenin yolu bu esnekliği sağlamak. Ya bence Türkiye'de de bunun böyle olması lazım. Burada amaç yastık altındaki para değil aslında ya da var olan bir yatırım havuzundan tasarrufları almaktan ziyade alternatifi Türkiye'de bulamadığı için yurt dışına giden yatırımcıyı ilk önce memlekette ağırlamak. Yani ona burada o yatırım imkanlarını sunmak. Yani açıkçası şu anda DAX'a, S&P'ye, dolara, TL'ye, işte petrole, altına vesaire yatırım yapmak için gerçekten yurt dışına gitmeye gerek yok. Yani çünkü oradaki maliyetler tipik olarak daha fazla. Ya yani gündelik alsatçıysan bile gerek yok. Yani sonuçta yani uzun vadeli insan zaten gerek fazla yok. Hem de alım satım fiyat farkları arasındaki fark fazla. O yüzden herhangi bir işlem yapmaya kalktığınızda Türk borsası hakikaten fiyat baremleri açısından bile birçok piyasaya göre çok avantajlı durumda değil. Yalnız bizim varantlarda da mesela istediğin fiyattan satamama birkaç izleyicimiz yazdığı için soruyorum. Veya işte bu ihraççıların fiyatlaması, zaman değeriyle ilgili yaptıkları düzenlemelerden doğan bazı şeylerde sıkıntılar var mı yok mu? Yani bunları gidermek mi lazım? Yani yandan da daha fazla yatırımcı için. Şöyle buna sıkıntı demeyelim de bu daha çok ürünün, yani şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki yapılandırılmış araçlar için temel kural aslında. Bu işte DCD'ler, yani kura dayalı opsiyon sattığın, aldığın yüksek faiz getiren enstrümanlar ki biz onları yapılandırılmış araç formatında borsaya getireceğiz. Burada şöyle bir kural var. Hiçbir şey bedavaya gelmiyor. Ya yani sonuçta sen madem ki 60 kuruşa 10 liralık yatırım yapabiliyorsun, o 60 kuruşun karşılığında ihraççı bir hedging aktivitesi yapıyor. Çünkü biraz onun da önce bir maliyeti var. Onun da bir maliyeti var. Finansman maliyeti var ve opsiyonun sana verdiği asimetrik bir getiri var. Piyasa göçse hiçbir şey olmuyor. 60 kuruş kaybediyorsun. Garanti 50 liraya gitse bütün yukarı yöndeki performansı cebine koyuyorsun. Bu sonuçta yani getiri sonsuz, kayıp sınırlı. Aynen kayıp öyle. Sınırlı. Pratik maksimum olarak böyle. Temelinde zaten en önemli kısmı. Aynen bu ve bu asimetrik faydanın da bir bedeli var. Ve vade, biraz önce konuştuk. Vade uzadıkça pahalılaşıyor dedik ya. Bunun aslında ayna yüzü demek ki vade yaklaştıkça varantın fiyatının düşmesi gerekiyor. Bu bizim yaptığımız bir uygulama falan değil. Yani şimdi bizim bir varant destek hattımız var. Kimi zaman günde 200 tane telefon geliyor. Eskiden ben de çok cevapladığım bir şeydi ve çok da faydalıdır. Yani yatırımcının neler hissettiğini, nasıl baktığını anlamak için. Kimisi mesela buna şey demiş, yani aracı kurum camiasında, bu ihraççının kestiği günlük komisyondur demiş. Burada kesilen edilen bir şey yok yani. Bu tamamen opsiyonun kendi dinamiğiyle olan bir şey ki şimdi Allah'tan opsiyon piyasası da var. Bu orada da görülebiliyor. Aldığın varantı satma konusunda normalde sorun olmaması lazım. Burada şu unutuluyor çoğu zaman. Hiçbir üründe, yine bunu genelleyerek söylüyorum, eğer dayanak varlıkta derinlik yoksa türev ürününde de fiyat yapamazsın. Yani bunu şöyle düşünün. Hafta sonu
gidip dövize ihtiyacın olduğunda, yani diyelim ki hafta sonu bir olay oldu, yani iyi ya da kötü, bankaya girdiğinde, yani normal internet bankacılığında makasların nasıl açıldığını tabii görüyorsun. Canım, inanılmazdır. Ya çünkü o pazartesi günü piyasa açıldığında banka senden aldığı doları ya da sana sattığı doları kaç paradan yerine koyabileceğini bilmemesinden kaynaklanıyor. Makaslardaki yer yer değişimler bu aslında aynı şey. Yani derinlik yoksa dayanak varlıkta ya da çok olağanüstü olaylar oluyorsa makasların açılması normal. Bir nefes alalım, piyasaya dönelim. Çok fazla şey çok var. Soru verdi. Programı ben 11'de falan kapatacağız. Yok, yok. Ben onun için izleyicilerimizden çok haklı bir serseriş verdi. 10 dakika uzatmak değil. Bence yarım saate de gideriz biz. Ben 10 dakikayla açayım piyasayı. Sen sonra deneyelim. Meclis başkanı gibi. Tamam, sömürüş 2 dakika daha verin konuşsunlar diye. Yok. Şanta bu kadar konuşturmuyordunuz dedi. Yanlış anlamayın. Şantın yerine oturttuk diye şantın işini yapacak değil arkadaşlar. Albert'i 40 yılın başı yakalamışız. Bu arant nedir? Turbo tarabant nedir? Ya bunların hepsini bir öğrenelim. Sonra ya gelir ya gelmez. Yani sonra da biz bu programı arşive koyacağız hep beraber. Ya ne öğrenmiştik Albert'ten diye bakacağız. Kolay kolay yakalanmıyor arkadaşlar. Hazır yakalamışken şey yapalım. Peki Ali Bey, ben size soruları sorayım mı? Sormadan önce ben hemen burada iki tane bir şey söylediler. Viyop'la Varant'ın farkı nedir diye bir soru var. Önce onu bir alayım. Sonra oradan başka bir soru var, onu ben cevaplayacağım. Ya çok kısaca Viyop aslında anonim bir piyasa ve sen biraz önce söylediğin gerçi kontrat formatında çıkıyor. Viyop'ta bir kişi uzun pozisyon taşıyorsa karşısında illaki bir kısa pozisyon taşıyan oluyor. Bu arada Viyop opsiyonları için konuşuyorum sadece. Varant'ta opsiyona getiri olarak benziyor ama bir ihraççı bütün piyasaya karşı açık pozisyon taşıyor. Yatırımcı sadece uzun pozisyon tutabiliyor ve genelde piyasa yapıcılığıyla orada daha dinamik, daha böyle kısa vadeli alsatlara dönük bir ortam olabiliyor. Sonuçta şeyi söyleyeyim ama Viyop'ta açığa satabildiğin için opsiyonları, Varant'ta oysa bir satın alımla başlaman gerekiyor. Ya satın Varant'ı alırsan düşen piyasaya, alım Varant'ı alırsan yükselen piyasaya yatırım yapıyorsun. Oysa Viyop'ta açığa satabildiğin için opsiyonları primi toplayabilir hale geliyorsun. Bu söylediğim işte çift kurlu mevduatlar, opsiyon satarak prim faiz oranını arttırma gibi stratejilere çok çok uygun. Ve daha birçok şeye uygun. Yani aslında şirketlerin hisse geri alım programları için opsiyon satarak bunu yapabilmeleri, aldıkları hisseleri geri satmak için opsiyon satarak yapabilecekleri gibi birçok şeye fırsat veriyor. Tabii Viyop devreye girince ben bunu satrançtaki ata benzetiyorum. Düz çizgiler dışında da çok değişik böyle L şeklinde hareketlerle yatırım camiasında, yatırım aleminde daha değişik yollara daha hızlı sapabiliyorsun. Yani öyle bir çeşitlilik getiriyor. Şöyle bir soru vardı. Nisan dolar vadeli sanıyorum future kontratını Haziran veya Ağustos'ta satabilir miyiz diye bir soru vardı. Benzer bir durum varantlar için de geçerli. Aynı işlem fiyatındaki iki ayrı vadedeki varantın birini alıp ötekini satmak için iki ayrı işlemi bir arada yapmak lazım ama Viyop'taki kontratlarda Nisan kontratını Nisan vadede satabilirsiniz. Haziran vadeli kontratı Haziran vadede satabilirsiniz. Nisan'ı Haziran'da satamazsınız. Birini alıp birini diğerini satmanız lazım. Bir kontratın diğerine geçişi söz konusu değil Viyop'ta. Onu buradan parantezi de belirtelim. Evet, belki orada spread trading yani aradaki farka yatırım yapabilir miyim sorusu olabilir. Yani o ayrı ama Nisan vadeli evet, Nisan'da satabilirsiniz Haziran'da. Yani Nisan vadeli kontratın vadesi 30 Nisan'da daha doğrusu bu sefer 28 Nisan'da bitiyor. Yani artık 1 yok. Mayıs'a geldiğinizde öyle bir kontrat artık kalmamış oluyor. Yok, ölüyor o kontrat. Onun için onu orada satamayız. Evet. Alayım soruları. Evet. Hazırım. Sıradan başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi yarınki finansal okur yazarlığımızı tatmin ettik biraz. Hayır. Onları ben sonra cevaplayacağım. Ha, size altın gram altın yorumu yapmadan bu program bitmez diyen izleyicilerimiz var. O yüzden evet altınla başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Vallahi altın gram altın yorumunu bugün öğrenciler de bana sordular. Arkadaşlar dedim beni bu tip hesapla ben dedim gram altın bilmem bir de euro TL bilmem.
dedim. Bak ben izleyicimiz çok... ama dedi ki sizi bekledim, gram altın almadım bugün. Yani Ali o kadar Bey, çektim yorum yaparsan bu sıkıcı muhabbeti. Ben hemen kolay yorum söyleyeceğim. Sadece altın yorum yap. Hayır, kolay yorum söyleyeceğim. Neden? Çünkü Euro TL'yi hiç takip etmem dememin sebebi şu. Ben mesela bana şu anda Euro TL kaç deseniz gerçekten bilmiyor olabilirim. Neden diyeceksin? 3.92 ben sana söyleyeyim. Bilmiyorum mesela ben yapacağım bir şey söyleyeyim. 3.58 dolar TL'yi biliyorum. 1.0950 Euro doları biliyorum. İkisini çarpacağım bulacağım. Hiç şey yapma çünkü Euro TL'nin bir arz taleple hareket eden bir para birimi değil. Aynı şekilde gram altın da öyle. Neden? Dolar ons fiyatıyla ilgili fiyat şeyi biliyorum, gelişmeleri biliyorum. Dolar TL'yi biliyorum. Neden bunların birbirinin çarpımından gram TL'yi buluyoruz. Ben dolaylı hesabı siz yapın, ben dolaylı yorumları yapayım. Peki o zaman altın yorumunuza başlıyoruz Ali Bey. Altın yorumunda şöyle 1.285.95'i geçtiğimiz haftalarda söylemiştik. Ben demiştim demekten de. Birkaç izleyicimiz men etti beni ama demeden de olmuyor. Çünkü onun üzerine çıkmayacak diye bu ilk turda gitmez demiştim. Gitmedi. Döndü 1262 mi? Şu andaki altın fiyatı, ons fiyatı 1264.90. Bugün içinde 1261.70'e kadar, 75'e kadar düşmüş. 1278'de yukarısı. 1247.50, 1252.50. Anlaşalım 1250. Bu fiyata kadar ben altının geri çekilmesini bekliyorum. 1250'den alır mısınız? 1250'den kısa vadeli trade için alırım. Ama ben 1247'den beklerim. O yüzden alamam. Ben yakalayamam ama 1250'den alırsanız da kısa vadede zarar edeceğinizi zannetmiyorum. Ama 1285.95 ikinci defa gelir ve aşılırsa ben altındaki bütün kısa altın tahminlerimi terk etmesem bile artık %51'ini terk etmiş olurum. Onu da söyleyeyim. Yani altında pozitife döner misiniz iyice? Dönebilirim. Ben çok altında bulunuyorum da birkaç haftadır bunların karşısında. Dönebilirim çünkü 1285.95'i aşmadığımız için henüz daha dönerim demiyorum ama ikinci kez aşılırsa hele hele haftalık kapanış olursa evet. Dolar gram altında bir de tabii dolar TL var. 3.58'e düştük. Yani hem altında ons bazında düştü hem dolar TL düştüğü için altındaki altın gramda gerileme doğal olarak geliyor arkadaşlar. Peki bunun altının kardeşi gümüşü de yorumlar mısınız diye soran vardı. Birisi benim bir özel olarak bir şey yapıyor. Sen düşünürken altında neden sen yükseliş bekliyorsun? Yani zayıf dolardan dolayı mı savaş beklediğinde mi? Yani uzun zamandır hani global dengeler bir miktar farklılaşıyor. Dünyadaki enflasyon artar altınla hecediğim söylemi genelde çok kabul gören bir söylem değil ama özellikle Çin tarafından da ciddi altın talebi var. Bunların hepsini alt alta koyduğumda altının kısa vadede bu sene en azından yukarı yönlü gidebileceği varsayımım vardı ama ben tabii çok profesyonelce bakmıyorum ama ben de ayıptır söylemesi 20 yıldır altını takip ediyorum. Yani dolayısıyla hani şimdiki altında fena gitmedi. Artan hani hepimizin Türk olmakla olmanın yanında kişisel merakıdır altın yani. O yüzden de takip ediyoruz ama Ali Bey'in altın yanında bir de gümüş agu paritesi vardır meşhur paritesi takip var, etti. Evet. O yüzden ya gümüşle ilgili şöyle bir sorunlar 50 gün 200 günlük tam geçmek üzereyken bunu beceremedi. Bu bir süre daha devam Allah, ederse. Allah Golden Cross'lara mı geldik gene? Bu Dead Cross'a geldi. Yok bu Golden Cross'muş. Evet Dead Cross değil. Ama gümüşteki hikaye şu anda 17.60'da gümüş. 17.40 kritik eşik tam olarak. Onun altına gidersek 17.39 17.40 gümüşte biz tekrar bir 16.5'lara kadar geliriz görünüyor. Altında 1250 gelirse gümüşteki rakam büyük ihtimalle 17.40'da kalırız diye düşünüyorum. 12.250'nin altına gitmezse altın aradaki soranlara Ali Bey'in söylediklerini toparlamak için 1250'yi görebiliriz altında görürsek alıcı olabilirim evet, değerlendirmesi var. Alıcı olabilirim derken hani burası değerlendirilebilir altın şey yapanlar ama ben orada eğer illa bir şey alacaksam gümüşü tercih ederim ve gümüşte de aslında ben 17.25 hedefim var. Bu dönemde eğer gelirse 17-25 düşünülebilir. Evet, o araya ben... Siz her hafta böyle tahmin yapıyor musunuz? Tabii haftalık bekleriz. Evet Ali abi tamam. Şey yapıyor. Bunları grafiğe koyalım. Bir backtesting'i yapıyoruz. Ben yapıyorum. Nasıl? Backtesting 65-70 arasındayım. Yani, güzel. Evet evet. Ama tahmin etmek çok kolay. Altını yani, kaçtan alınır diye sormayın artık. Kolay kaç kere yani. Söyledik elin mi altını kaçtan altına koymak zor. Yani o farklı. Ama petrolde mesela bayağı bir elimi taşın altına koymak durumundayım. Zaten yapmakta olduğum diğer işten dolayı. Orada da kendi performansım şimdilik pek fena gitmiyor. Yani. Evet şimdi bir araya ben magazinel bir şey söyleyeyim. Onunla ilgili bir soru vardı aradan çıksın. Lüks konut satışlarında son günlerde artış var mı? Ben yakında hani bu programı uzun zamandır takip edenler bilir. Hani konut sektörüne yakından da ilgiliyim. Lüks konut satışlarında maalesef ve maalesef hala ciddi bir canlanma yok. Sadece Orta Doğu sermayesinde mensup birkaç grubun
bir miktar blok alım yaptığına dair haberler var ki bunlar doğru haberler, teyit edebilirim ama böyle hani Türk halkının içerisinden ya biz tekrardan lüks konuttan kastımız nedir? İşte 1 milyon TL üzeri ev satışlarından bahsediyoruz. Henüz ciddi bir hareketlenme olmadı. 1-2 markalı konut firmasının yaptığı kampanyalı satışlar dışında diyeyim. Varlık fonu alıyor mu borsadan? Hayır arkadaşlar, 2 hafta önce de bunu söyledik. Varlık fonundan net bir alım yok. Daha işleme geçmediler. Daha kendilerine ait bir nakitleri de yok. Mayıs-Haziran'da kendilerine devredilen kamu varlıklarından temettü almaya başlayacaklar. Hesabını bunu yapmıştık. Hatta bu masadaki herkesle beraber yapmıştık. 1,5 milyar dolar karşılığı TL temettü alacaklar. Muhtemelen varlık fonu Mayıs'tan veya Mayıs'tan sonra dengeleme maksadıyla daha fazla piyasalarımızda göreceğimiz bir oyuncu haline gelecek diyeyim. Şimdi tekrardan size geri dönüyorum. Dolar TL ile ilgili şimdi referandum öncesi ben o hafta yani referandum öncesi de programda 3.80'e mi gidecek dolar TL dedik. Ben hiç bunu hatırlamıyorum. Evet. 3.58'e gidebilir. Yo yo yo, ben şöyle bir şey söyledim. %60 hayır çıkarsa 3.79.50, 3.80'e çıkar dedim. Senaryo söylemişsiniz. Şimdi bu izleyicimiz var. İzleyicimiz bir şekilde onu karıştırıyor galiba. 3.80'e gider demiş herkes diye bir değerlendirme yapıyor. Bu senaryo tek tek konuştuk burada çünkü. 4 senaryo söyledik. Söyledim altmaya ve bu arada o dönemde kimse bu senaryoları yazmayı düşünmedi veya cesaret edemedi bilemiyorum ama ben dedim baktım böyle bir durumda herkesin en azından bir değerlendirme yapması gerekiyor. %60 evet, %51 evet, %51 hayır, %60 hayır. 4 tane senaryo yazdım. Gazetede de yazdım bunları. Burada da paylaştım. Orada 3.80'e gider senaryosu, %60 hayır çıkarsa ortaya çıkabilecek belirsizlik ve oynaklığın artması 3.79.50, 3.80'e çıkarabilir dedim ama bu ihtimalin ne kadar olduğunu konuşmadık burada ve onun dışındaki bütün senaryolarda %60 evetin 3.55, 3.60, 3.56, 50'ye kadar bile indirebileceğini söylemiştim. Hatta şöyle konuştuk, 3.62 dedik, overshoot ederse 3.58'e de gidebilir 3.56, demiştik. 3.56, 50, 3.58 bandına gider dedik. Şeyi yani, de dürüstçe yerdeyiz. Söyleyeyim, hiçbirimizin parite tahmininde 1.10'a dayanmamıştı yani o dönemde. Hayır. Ama bu iyimserliğin şeyi var. Peki Ali Bey, bu netleştirmeyi de yaptıktan sonra Albert senin de görüşünü merak ediyorum. Ben de kendi görüşümü söyleyeceğim, hepimizin ortak fikri. Dolar TL kısa vadede ne olur? Yıl sonundaki tahminleriniz geçerli mi hala? 4-4-0-5'li olan tahminler diye bir soru var. Buna hepimiz cevap verelim bence. Çünkü dolar TL olunca abi coşuyor ortalık. Ya herkes burada inanılmaz yani şey yorumlar. Ya bu arada %60 hayıra az demişsin. Bu şeyi de unutmayın. Tabii hiçbir şey durağan değil. Yani bu hem Merkez Bankası'nın gizli sıkılaştırması hem de bu KGF şemasının devreye girmesiyle bankalar TL'ye sıkıştı. Mevduat faizleri filan da arttı. 14'lerden evet, bahsediliyor. Tabii artık. Aynen öyle. 14'lerden bahsetmeye başlayalım. Onun da etkisi var. Yani o marjinal faiz artınca insanlar belki dolar da satıyorlar. Hoş, ben sene başında da yine bu grupta konuşmuştuk aslında. Dolar konusunda benden daha kötümser gitti ama böyle dış mihraklar devreye girmezse yani mihraktan kastım. Ya büyük resme mi bakıyorsun? Hayır, tansiyon ben anlamında jeopolitik risk o bu. Bence 3.50'nin altına da gidebilir sene sonuna kadar. Oo, agresif bir söylem. Yani bu benim şahsi fikrim. Çok bir şeye de dayanmıyor ama yani bu tamamen... Ha, 3.50'nin altında yıl sonuna kadar görüp geri döner mi yoksa yıl sonu 3.50'nin altında kapatır yok, anlamında onu mı? Onu söyleyemem ama hani buralarda sürtüp 3.50'nin altında görebileceği bir dönem olabilir. Yani sonuçta piyasa TL'ye sıkışık, öyle çok jeopolitik risklerin konuşulmadığı. Yani şeyi kestiremiyorum yani bugün işte AB'ye piyasanın tepkisi çok kısa oldu görüyorsunuz. Yani bir yandan hikaye yok diyoruz ama bir yandan da... Dışarıdan gelen bir hikaye var. Evet yani. Yani ucuz para devam ediyor. Fed'de her ne kadar Haziran ayında %66... Ben Türkiye özelinde de söyledim. Evet. Türkiye özelinde ama, de ben destekleyeceğim birazdan. Bir yandan bir bakıyorsun Güney Afrika'sı, Rusya'sı bilmem nesi yani Türkiye'nin aynı kategorisinde olan diğer ülkelerde de bir hikaye yok. Yani biz iyilik anlamında onlara yetişmiyoruz. Onlar nispeten daha olumsuz haber akışında bize yetişiyorlar. Ortada bir yerde buluşuyoruz. Para da bir yere gitmek isteyecek. Yani öyle... Kısa vade ve yıl sonu. Ya kısa vadede ben 3.56-50, 3.58 bandının aşağıda neredeyse overshoot olacağını düşünüyorum. Ben 3.50'nin altı beklentilerinde ne yazık ki yokum ben. Neden diyeceksin? Benim için yarınki PPK mesela önemli. Onu pek fazla konuşmadık ama yarınki PPK'da ben hafta başında da yazdığım için
Benim bir dezavantajım, avantajım var arkadaşlar. Ben sadece havaya konuşmuyorum ya da bir yerlerde şey yapmıyorum. Mecburen yazıyorum. Söz uçuyor, yazı kalıyor. Gerçi buradaki sözler de artık uçmuyor. Bunları da kayda geçiriyoruz. Onların hepsi eski kayıtlarımız var. Orada bir problemimiz yok ama hafta başında yazmış olduğum yazıda ben Merkez Bankası'nın olası senaryolarını 75 bas puan ve yukarısı 25, 50 ve 0 hareketine göre konuşmuştum. Hani bunların hepsine sen baktığında... sıfıra göre söyle abi bize. Ha, şimdi sıfıra göre. Hayır, onun politik olacağını düşünüyordum ben mesela, bu sıfırın halinden bir politik etkiyle geleceğini düşünüyorum. Benim esas derdim ne yapar ve ne yapmalı sorusunun ayrı olduğunu. Ne yapar da şu anda göründüğü kadarıyla sıfır değişiklik bekleniyor. Bu nedir sıfır değişiklik? Şu anda var olan fonlama veya daha sonra Merkez Bankası'nın koridorları, alt üst bantları, borç alma, borç verme faizleri geçtik ki te penceresinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Veya olsa da ağırlıklı fonlama faizi şu anda 11,5 seviyelerinde, bu seviyeye yakın kalacağını söylüyor. Bir, bu yapar konusunda, yapar sonrasında değişiklik yapmayacağını da ben de mutabıkım. Bu da dolar TL kurunu çok fazla değiştirmeyecektir. Hani değişiklik yapmadığı zaman şu andaki 3.58, 3.55, 3.55, 3.56, 50 bandı hani aşağıda gidilebilecek yer diye düşünüyorum. Daha aşağısı bana göre zor. Olursa da overshoot dediğimiz çok agresif olarak aşağı inildiği, çabuk geri dönecek bir yer gibi geliyor bana. Bu birinci tarafı. İkinci tarafı ne yapmalı meselesinde faiz oranlarıyla ilgili bir şey değil benim burada yapması gerektiğini düşündüğüm konu. O da Merkez Bankası'nın şu anda geç likitte penceresini politika faizi olarak kullanması bana göre son derece hatalı bir iş. Ve bunun tamamen terk edilmesi gereken bir politika. Bunun yerine eğer Türkiye'nin haftalık repo politika faizi ise bugün 11,5 olan haftalık repo faizinin, pardon, ağırlıklı fonlama faizi ya da benim deyimimle iş gören faizin bu şeyin politika faizine denk getirilmesi lazım veya o şeye oturtulması lazım. Geç likitte penceresinde gerçekten cezai pozisyona gelmesi lazım. 13-15 adını ne koyarsanız koyun, o çok önemli değil. Bunu yaparsa Merkez Bankası faizleri değiştirmeden çok ciddi bir etki yaratabilir piyasada. Ama bunu yapmaz ise halen daha palyatif olarak geç likitte penceresi kullanılmaya devam edecekse ben bu işin çok uzun vadede katkısı değil zararı olacağını düşünen taraftayım. Bu politikanın da bana göre bir an evvel terk edilmesi lazım. Yapmalı kısmı burası. Faiz oranlarıyla ilgili çok fazla tartışmak istemiyorum. 25-50 orada bir faiz artmasını şu anda ben de beklemiyorum. Sadece senaryolarımı yazmıştım. Ama eğer 50-75 bandında bir faiz artışı gelecek olursa ki zannetmiyorum. Kur tarafında 3.55'in çok rahatlıkla test edileceğini, belki altının bile olabileceğini düşünüyorum. Yok, faiz değil arttırmak veya değiştirmemek, bir de faiz indirmesi söz konusu olursa veya açıklamalarıyla ağırlıklı fonlama faizi ya da iş gören faizi 11.5'tan kademeli olarak aşağı indiren, özellikle kamu bankalarının fonlamalarının biraz daha ucuzlamasını, rahatlamasını sağlayacak bir yapıya geri dönecek olursa Merkez Bankası, bunun kur üzerinde dolar TL'yi yükseltici etkisi olacağını düşünüyorum. Ben ve dönüyorum Özgür'e. O ne düşünüyor? Tamam. Bu bir PPK de sonra meselesi önemli. Yani şöyle, normalde şey, ben birazcık realiteleri de söyleyelim. Merkez Bankası'nın yarınki toplantısından sonra bir sonraki toplantısı ne zaman biliyor muyuz arkadaşlar? Haziran'da. 15 Haziran, 50 gün sonra. Bu arada 2-3 Mayıs'ta bir FED toplantısı var. Muhtemelen FED bir şey yapmayacak ama Haziran'a ışığı yakmayı sürdürmeye devam edebilir. Haziran fiyatlaması hala ve hala yüksek piyasada. Evet, az değil. Dolayısıyla şu anda enflasyon kaç? 11.3. Bizim Ali abinin tabirle iş gören faizimiz kaç? 11.49. Yani olur da bu önümüzdeki 1-2 aylık dönemde enflasyon ki muhtemeldir 12'lere gideceği, 12'lere çıkarsa biz hala tepesi 11.75'te olan ve anortodoks, yani konvansiyonel olmayan diye tabir edilen bir para politikasıyla yürümeye çalışacağız. Şimdi bu Merkez Bankası'nın, evet şu son günlerde kur değer kazandı ama, yani Türk lirası değer kazandı ama, ne kadar bu riski almaya gönüllü olacak? Ben Merkez Bankası Başkanı olsaydım yarın kendime biraz marj almak için, kullanırım kullanmam ayrı konu. Ama marj almak için 50 bas puan koridor, işte artık geçtik gitti penceresinden uygulanıyor politika. Geçtik de penceresinden ne olursa olsun marj almak için arttırırdım. Ama çok muhtemel bunu yapmayacak gibi gözüküyor. İzleyicilerin soruları vardı. 50 bas puan arttırırsa bence dolar TL'de aşağı yönlü hareket bir miktar, işte senin verdiğin o dip 3.56'ya kadar devam edebilir. Yapmaz ise de tekrardan biz 3.60'lara, hatta 60'ın belki birazcık üzerine gelip oralarda tekrardan yeni gelişmeleri beklemeye başlayabiliriz diye düşünüyorum.
Yıl sonu dolar TL tahmininde biz kurum olarak geçen yıl belirlediğimiz tahmini değiştirmedik. Yıl içerisinde bir yerlerde tekrardan 3.90'lara gidip yılın sonunu 3.75'lerde bitirmesini bekliyoruz. Bu son yani Ocak'taki hareketin Aralık ayından konuşuyorduk hatırlayacaksınız bu programda. Ocağa dikkat, ocağa dikkat. Ben şimdi bir tekrar daha yapmak istiyorum. Ben dejavu olacak şimdi. Neyi hatırlayacağım Ali abi? İnanamayacaksınız. Mayıs'a dikkat. Geçen yıl burada gene daha öncesinde Mayıs'a dikkat, Mayıs'a dikkat diye Nisan'dan itibaren söylüyorduk ve nitekim 2.80'den 3'e giden bir dolar TL hareketi olmuştu. Bunu niye söylüyoruz? Onu da birkaç cümleyle söyleyeyim. Yani niye en azından böyle bir fikir var? Bir, global olarak artık hepiniz biliyorsunuz. Hani finansal okuryazarlık diyoruz ya. Sell in, may go away. Yani Mayıs'ta sat Mayıs'ta çık. Mayıs'ta sat uza. Ha, sat uza sonra bakarız. Ben onun bir devamını getiriyorum. Bir arkadaşım sağ olsun ondan esinlenerek ki o öğretti bunu bana. Buy in fortune, buy in June, make a fortune. Yani Haziran'da da al, zengin ol. Evet. Dolayısıyla ne demek o? Türkiye'de şirket karlarının da açıklandığı, bunun tamamlandığı, dünyada da esasında kar sezonunun bir miktar kapandığı bir dönem Mayıs ayı. Dolayısıyla hani o dönemde birazcık karı cepte yakışır misali. Yani karı cebe almayı tercih edebilir yatırımcı. Bu bir. İki, bu demin konuştuğumuz olası askeri operasyonlar, bunların Amerika ile olan yansımaları, izleyicilerimiz de haklı olarak soruyorlar, kabine revizyonu geliyor, şimşek var mı, yok mu, bunun etkisi olur mu diye. Bu bilmediğimiz konu. İşte Cumhurbaşkanımızın partiyi devralma süreci, yapısal reform beklerken belki de meclisin bu uyum yasalarına fazla yoğunlaşacak olması vesaire vesaire, artı enflasyonun yükselecek olması kuvvetle muhtemel. Aa. Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda... Yakın bir zamanda hani onu da bir iki cümle söyleyeyim. Ben bir hafta Londra'da geçirdim. 30'dan da fazla yabancı yatırımcı evet, toplantı oradaki yaptım. Oradaki gözlemlerini ben merak ediyorum. Bununla konuşamadım. Hızlıca söyleyeyim. Bunu Twitter'da da zaten biter bitmez toplantılar bir sayfalık bir not şeklinde takipçilerle paylaştım. Biz pozitif bir havayla gittik. Yani dediğim gibi burada siyasi görüş konuşmuyoruz biliyorsunuz. Siyasi yorum analiz yapıyoruz tabii ki ama piyasayla ilgili olduğu için. 51 ne demek yatırımcı için? Şeyi tartışması ayrı. Efendim önce hayır çıktı da onu evet'e çevirdiler de işte yok mühürler şey oldu. O bizim burada tartışacağımız bir konu değil ama elimizdeki mevcut donelerle gittiğinizde bu 51 yatırımcının korktuğu aman hemen erken seçim olacak kaygısının bir miktar baskılandığı. Kabine revizyonu olacak ama Başbakanımız Şimşek muhtemelen bu 51 ile gitmiyor algısının yerleştiği. Yapısal reformlara kimse inanmıyor yani hani o şey hani o onu herkes ikinci bir bahara bekliyor. Ama ölüm cezasının da kuvvetle muhtemel gelmediği çünkü ekonominin bilhassa güney kesiminin yani turizmle iç içe yaşayan güney kesiminden çıkan fazla hayır oylarının verdiği mesajın da ekonominin ve turizmin düzeltilmesi gerekliliğini ortaya koyması. Kısa banka karlarının çok iyi bekleniyor olması. Demin senin çok haklı olarak bahsettiğin kredi garanti fonunun yarattığı o inanılmaz etki hem banka bilançolarında hem de birçok şirketin hayatta kalmaya devam etmesi açısından. Uzun vadeli etkilerini, sıkıntılarını hep beraber yaşayacağız ama kısa vadede de biz teknik yani teknik demeyelim de temel değerlememiz olan 96 bin endekse daha fazla yaklaşabileceğimizi pazarlamaya gittik kısa vadede. Ama bunun sadece kısa vadeli taktiksel bir alım olduğunu şey yaptık. Bu da açıkçası benim Mayıs kaygılarımla örtüşen bir şey. Biz bir miktar daha gideriz. Hani ben borsaya topu hemen atıp size bırakacağım Ali Bey. 96 bin lira gideriz. Mayıs'ta gelmiş olur zaten oralardan bir yerden artık. Rahatlarız gibi geliyor bana deyip iki borsa kurusuna bırakayım sözü. Ben önce Albert'e bakayım ben çünkü çalışacağım, ders çalışacağım. Siz o dersi çok o esnafınızı bitmiştir de o iş. VIX'i de unutmayalım bu arada çok ayıp olur ya, bir izleyicimiz evet, soruyor. Ya. Bir de Trump'la ilgili soru var onu da not aldım unutmayın. Gram altına şey yapmıştık arada halletmiştik ama altın borsa ilişkisiyle ilgili bir soru vardı. Onu unutmadan hemen şey yapayım çok özür diliyorum. Yok yok yani. Gram altınla pardon altın fiyatıyla... Borsadaki altın herhalde endeksiyle veya pardon ETF'i, borsa ETF'iyle borsa arasında bir ilişki var mı dedi. Hayır, altın, gram altın olsun, altın, ons veya Türkiye'deki alım satımı yapılan her türlü altınla borsanın alakasının bir arz talep dışındaki, kendi içlerindeki arz talep dışında bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bir tek yerde etkisi var, o da... Hani bir problem çıktığında altın güvenli liman olarak algılandığında yurt dışında yükseldiğinde bizdeki altınla ilgili ETF veya ona bağlı olan enstrümanlar tabii ki yükseliyor. Ama velakin beraberinde kur etkisi olduğu için içinde kurdaki pozitif algılama borsayı yukarı çekerken tersi tam tersine
İşte bu kurdaki yükselme borsayı negatif etkiliyor fakat altın tarafını pozitif etkileyen bir şey TL bazında. Özellikle Türk Lirası cinsinden yapılan alım satımlarda veya oradaki altın ETF'inde diyeyim. Ama birbirleriyle tam birebir korelasyonları yok. Sadece kur üzerinden bir geçişkenlik var deyip burada bırakayım. Biz borsa endeksinde ne bekliyorsun Albert? Ben son zamanlarda bu yükselişin doğrusunu isterseniz referandumdan sonra bu kadar geç geleceğini beklemiyordum. Tam tersine bir düzeltme olur düşer ondan sonra yukarı çıkarız diyordum. Ya o anlamda evet bir iyimserlik hakim ya açıkçası şöyle. Hem dış hem iç bu arada. Ya hem dış hem iç yani öyle bir şey var ikisi birbirini destekliyor yani bu. Ya şeyi söylemek lazım yani burada hani çok ucuz kaldık ve aslında çok da bir şey yokmuş yani işte referandum oldu bitti. Fiyatlamaları iyi, bank hikayeleri iyi gibi bir şey dışında hani uzun vadeli bir hikaye çizemiyorsun. Ama satışın, olası bir satışın diyeyim, ne zaman geleceğini kestirmek zor. Bizim de endeks hedefi 3 aşağı 5 yukarı oralardaydı ama buraya geldik bile. Yani sonuçta evet. Sen yani borsa çok hareketli olabildiği için yani sen bu tahmini yaptığında belki %10-15 upside vardı. Ben hani bir zamanlama yani o sell in May, you go away işte tatile çık Haziran'da al geçmişte bir analizde 19 yılın 6'sında mı 7'sinde mi tutmadığı ya da işte doğru. Kabaca 3'te 2, 3'te 1 gibi bir şeye denk geldiği söyleniyordu. Ben açıkçası şeye bakıyorum yani bu biraz yani trend olarak satayım gideyim şeyi. Yani yine yurt dışından gelebilecek bir satış baskısıyla bunun hayata geçebileceğini düşünüyorum. Ama sen de ya zaten yabancı yatırımcılarla konuştun. Şu anda da hani adamın satıp parayı koyabilecek başka bir yeri yok. Bu arada hani bunun da böyle dolarla ilgili birkaç şey de söyleyeceğim. Biraz önce konuşurken şey yapmadım. Yanlış anlaşılmasın ya. Ben 3.50'nin altı olacak ve kalacak anlamında bir beklentim yok. Bizim resmi beklentimiz de daha yukarı doğru gideceği yönünde. Fakat şu şeyleri hep sorguluyorum. Enflasyonun artacak olması, mevduat faizi 13-14'lere geliyorsa yerli yatırımcıya dolar sattırıp mevduata geçmeye neden olur diye düşünüyorum. Evet, çok haklısınız. Şu ana kadar olmadı yalnız. Şu ana kadar olmadı. Milyarlar döviz aldı. Tamam doğru. Orası doğru. Diğer taraftan da carry trade yapan yabancı yatırımcı için enflasyonun da bir önemi yok. Yok. Onun için önemli yurt olan yurt dışında her toplantıda çok sık duyduğumuz evet, şeylerden bir tanesi. Çok doğru. Ya ben bizim uluslararası strateji raporuna baktığımda Türk lirası hala en ucuz. Yani bütün bu olan bitene rağmen en ucuz kurlardan biri olmaya. Yılbaşından bu yana değer kaybeden tek para birimi. Evet ya değer kazanmasına rağmen evet, böyle. Evet. O yüzden böyle çok böyle aslında temel analizle açıklanmayacak bir sürü faktör de var. Ve bundan dolayı da yani bu arada hani borsaya da yarayabilir, şey de yapabilir. Bu ama banka karları sezonu, şimdi senin bu Mayıs takvimini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak. Yani tabii hemen 1 Mayıs sat değil tabii. Evet ve şeye kadar gelecek, bayağı da iyi gelecek gibi duruyor. Orada bayağı bir senin yani şu andaki işte 12 aylık normalde olan hedefi bayağı bir yukarı yönde kırabilir gibi duruyor yani. Bugün en basit örneği söyleyeyim. Ben ofisten çıkarken açıklandığı için hisse konuşmuyoruz ama Akbank karı geldi ki iyi beklenti evet. Vardı Akbank'ta. O beklentinin de üzerinde geldi. Bankalar bildiğin para basıyor yani. Tabii endüstri şirketlerinin bir kısmında da iyi. Çok yani iyi gelecek. Şeyi de unutmayın yani dolar bazında hala tarihi zirvesinden çok çok aşağıdayız. Tabii genel mood olarak da çok aşağıdayız. Yani açıkçası... Yani temel olarak kabul yani bir yerde düzeltecek edecek filan da şu anda da çok öyle satıcı filan görmüyoruz yani. Yok işte biz de görmeyip diyoruz ki bu gaz karlar yukarı yönlü revizyonlar 96'ya götürür oradan satış fırsatı olur. Olabilir. Yani bilmiyorum overshoot da edebilir tabii ki. Ali Bey evet vallahi sizi biraz dinliyoruz. Daha ben sizden şaşırtıcı bir şekilde bu kadar kötümser olan bir adam bu konuda sizden daha iyimser bu. Buyurun buyurun. Yürü böyle Albert çok önemli bir şey söyledi. Gerçi biz dolar bazında çok gerideyiz dedi. Ben de bu haftanın da yazısı yine pazartesi günkü yazı. Ben hafta sonu bayağı biriktiriyorum. Pazartesi günkü yazıyı yazıyorum. Sonra da bunları ben yazmıştım deyip kullanıyorum. Çünkü öteki türlü hatırlamıyorum. Arada bir bakıyorum yazıya da ne yazmıştım diye hatırlıyorum çünkü. Dolar bazında meselesini ben çok öne çıkartmıştım. Çünkü Türkiye'nin borsası daha önceden tarihinde 3 kez 5.1 dolar seviyesini gördü. Hatta hazır ekranda önümdeyken, tam da o endeksteyken ben size bunların tarihleri de vereyim.
Yani ilgilenenler şey yapabilirler, kaydedebilirler. Bir tanesi 2007 Kasım ayında. Sen fiyat endeksine bakıyorsun öyle değil mi? XU100. BIST 100. Normal bir dolar bazında endeks. Direkt nasıl bulunuyor onu da geçenlerde bir televizyon programında da söyleşisinde sordular. Çok basit. Şu anda var olan nominal endeksi dolar TL kuruna böldüğünüz zaman basit bir dolar bazında endeks rakamı elde ediyorsunuz. İkinci gördüğümüz zirve seviyesi Kasım 2010 yılında. Dikkat edin, bir önceki de Kasım'ın 2007'de, Kasım 2010'da ve son gördüğü de Mayıs 2013'te görmüş durumda. 10 seviye, 5.1 seviyesi 3 defa görüldü. Artık bunun gerçekten aşılabilmesi için borsada ciddi bir reaksiyon oldu veya hamle olması için 5.1'in yukarıya geçilmesi lazım. Ciddi bir güzellik hikaye, güzel bir hikaye ihtiyacımız var. Ocak ayında, bu yılın Ocak ayında da 1.98'e kadar düşmüştü. 1.98-99'a kadar düşmüştü. Geldiğimiz yer bugün itibariyle 2.64-17'de ya da 2.64 seviyesinde dolar bazında bugünkü kapanışı. Nereye kadar derseniz teknik olarak zaten tam zirvesinde kapatmış bugün borsa dolar bazında. 2.71 sent. Yani 2 dolar 71 sent seviyesi. Yani siz de işte %2,5 verdiniz. 97.150-97.500 arasında denk geliyor. Tamam, tam, sizi hiç üzmeyiz ya. Hayır, benim için şöyle bir şey var. İzleyiciler için şimdi herkes aynı şeyi söyleyecek. Yabancı geldi Ocak'ta ucuzdan dolarını pahalıdan sattı. Hisse senetlerini ucuzdan aldı. Şimdi yukarı çıkınca satacak, %30 parasını koyacak, 35 parasını koyacak, gidecek. Borsa oradaydı, hepiniz oradaydınız. Siz de yapabilirdiniz bunu. Bu serzenişten vazgeçelim ve ben rakamı söyleyeyim. 97.150-97.500'ün güzel tarafı 2.71'e, yani dolar bazındaki borsanın teknik analizinden 2.71 çıkıyor. TL bazındaki borsanın nominal endeksin, TL bazındaki endeksinden 97.150-97.500 çıkıyor. Bunların hoş tarafı, her ikisini de hesapladığım zaman 2.71'e göre kuru 3.58-3.59-60 çıkıyor. Yani bu şu andaki piyasanın gidebileceği ya da hareket edebileceği yer kurla uyumlu. Şu andaki cari seviyeli uyumlu. Kur tarafında yaşanabilecek aşağı çekilme hızla bu dolar endeksini yukarıya götüreceği veya endeksin dolar karşılığını yukarıya götüreceği için nominal endekste sizin söylediğiniz 96-95'ler belki 96.000-96.500'ler yeterli olabilir 2.71'i görmek için. O yüzden borsa nereye gider sorusunun cevabı 2.71 dolar seviyesine gider. Herkes hesabını bence ona göre yani yapsın. Yani bu masadaki herkes piyasanın bir miktar daha evet, sınırlı ama sınırlı. Bir miktar evet, daha. Evet. Yani bu arada şey de söyleyeyim. Çok coşkulu değil belki. Ben 2-3 bin puan ama için o riski de almazdım. Yani kendi kişisel ama bu tamamen kişisel fikrim. İşte bu arada müdahale etmek zorundayım. Opsiyonlarla alabilirsin. Bakın gene Medyascope tarihinde ilk defa rejiden not geldi bana. 21.30'da program var, ne yapıyorsunuz diye. 8 dakikamız var. Ben cevabı vereyim, o programı erteliyoruz. Biraz daha öteliyoruz. Yok, öyle sen gelsin bu işi. Biz seni gene bekleyelim. Yok, ben turbo tramantı öğrenemedim. Önce otoriter yaklaşımlar bizde yok. Öyle bir şey yok. Şimdi bu arada şeyler var. Biz yayındayken Amerika operasyonlara biz onay vermedik kıvamında açıklamalar yapıyormuş. İzleyicilerden gelen şeyler. Bunlar tabii ki de vermeyecekler. Çünkü sonuçta YPG'ye destek içerisinde olan ülke Amerika. Bir de Cumhurbaşkanımız biz bu Avrupa'dan gelen kararı tanımıyoruz diyor. Doğal hiçbir olarak kararı bizim tanımamamız zaten şey ama tabii Avrupa Birliği ülkelerinin ve liderlerinin bu kararla ilgili bir şey yapıp yapmayacakları konusu daha önemli. Söz verdiğimiz için unutmayalım sürekli VIX. Ah pardon. Ben bu hani bizim gerçekten Albert seni yakalamışken bu kadar uzun programı da ilk defa yapıyoruz. Biliyorum bekliyorsunuz. Hemen kapatacağız. Bir daha bekliyoruz. Önce onu söyleyeyim. Sözümüzü İnşallah. Yerine getirelim. VIX'i alalım. Bir de bu arada turbo varantları şey yapıyoruz. Ben turbo varantlarını anlamam. Bir tek 9-10 turboyu bilirim diyor. İzleyicimizin biri ona göre yani şey. Diyor ki sizden sonra yayına kim? Megan Fox mu çıkıyor diyor. Vallahi çıksa ben kalırım yayına. Direkt. Yok, şimdi gördüm bir sonraki programı gene kalacağım. Evet. Aman diyeyim. Bu arada ben izleyicilere bir şey de paylaşmak istiyorum. İzleyenlerin, hani ben burada izleyici sayıları, canlı izleyen sayılarını da görüyoruz. Siz de görüyorsunuz aslında, biz değil sadece. 190-200'ün altına pek düşmedik. Yani beni de çok şaşırttınız. Hakikaten çok teşekkür ediyoruz izleyenlere deyip şu gevezeliği bırakalım ve şu VIX'i ben bir hemen hızlı söyleyeyim. VIX'e çok yataya geçtik aslında.
Ama orada ben çok fazla bir hareket olmasını beklemiyorum. Gerçi şöyle de bir şey var. Ciddi VIX trade'den de var bu arada. Ha, yok şöyle, izleyicimizin söylediği de nokta bence de şunu, şu açıdan önemli. VIX de gerçekten oldukça düşük seviyede ve bu kadar düşük seviyelere gelince VIX bir gap'i var. Yani şu anda Fransa'dan kaynaklanan bir gap'i var VIX'in. Tarihi düşük seviyelerinde 10.69 seviyelerinde izleyicimize teşekkür ediyorum. Beni bu konuda dikkatimi çektiği için enteresan bir şey. VIX trade edenler için alınabilir görünüyor. Bu boşluğu kapatması açısından bir başka boşluk daha söyleyeyim. Onun da mutlaka kapanacağına inanıyorum ben. Dolar-Euro paritesinde ya da Euro-Dolar paritesinde Fransa seçimleriyle ilgili bu hareketten sonra oluşan, pazartesi günü oluşan boşluk da önümüzdeki günlerde, haftalarda, ayları bulmaz kapanacaktır deyip. Bu dolar, euro dolardaki boşluğu yine turbo varant, döviz turbo varantları ve normal döviz varantlarıyla. Ya sen bir iki hafta içinde bir daha gelsin. Piyasalar bu arada izleyiciler çok lütfen gelsin Albert Bey'i görmekten çok keyif aldık diye. Yani coşkuyu işi veriyorlar diyorsunuz. Vermekleri. Vermekleri. Şarkı evet. Da geliyor. Evet, bir de Ali Bey, size Fransızca arada şey var. Şu Jean-Luc Mélenchon bir şey. Ben Alman ekoloji. Ben okuyamam onu. Jean-Luc Mélenchon. Ben bunu şeyden şey yapıyorum. Frankofon Saman'dan şey. VIX'le ilgili bir şey. Mélenchon. VIX'le ilgili bir şey. Bir konu daha var, unutmayın. Tarihi düşüklerinde olması, ya yani şöyle bir trend var. Tabii gerçekleşen oynaklık veya işte korku endeksi, ileriye dönük oynaklık beklentisi farkı var. Bu ileriye dönük oynaklık beklentisini gösteriyor. Piyasanın rally ettiği zamanlarda volatilite düşme eğiliminde oluyor. Şu anda Amerikan borsaları da tarihi zirvelerinde. O yüzden bu kadar şaşırmamak lazım ama şöyle bir gerçek de var. Hızlı rally veya çok uzun soluklu rallilerin diyelim ki 6 ay sürüyorsa onun dönüşleri çok daha kısa süreli oluyor. Orada da VIX'te zıplamalar oluyor. Abi ne kadar haklısın. DAX dün %3.3 mü çıktı ya? Ayıptır söylemesi, evet, bizim yani borsadaki hisselerden daha oynak trade ediyorlar maşallah. Aynen yani, öyle. Bu arada yani, o da tarihi rekorunu kırdı ama. VIX korku endeksi, evet arkadaşlar, yani öyle anılıyor. Ve piyasa rally ederken korkun az oluyor. Bir özgüven geliyor. Bazen bu aşırı özgüven haline geliyor. Bu çok ne diyelim, bir teori değil ama geçmişteki veriye baktığında gözlemlediğim bir şey. Yani oynaklık, ileriye dönük oynaklık da keza öyle. Piyasa rally ederken düşme eğiliminde, piyasa düşerken de hızlı bir şekilde artma eğiliminde. Yani şimdi VIX kontratlarının detaylarını bilmiyorum ama yeterince nefesin varsa bence de bir yerde VIX'i çok daha iyi fiyattan satabilmek üzere şu anda alınabilir. Evet, bu arada arkadaşlar, evet. Ali Bey'in verdiği rakamlar anlık, sadece Periskop izleyici sayısı çok haklı. Herkes yazıyor, ben şuradan izliyorum, ben buradan izliyorum. Birçok kanalda izliyor. Yani her programı zaten 10 binden çok daha fazla sayıda insan izliyor. Yok yok, o şöyle canlı aynı anda olan sayısı itibariyle konuşmuştuk. Evet, bir sonraki programın ev sahibi geliyor. Arkadaşlar kovulacağız, yapmayın etmeyin. Trump vergisi son soru, çok ayıp. 5 kere sordu izleyici. Vergisi, bak bu interaktif şey bozdu. Ya bir şey diyeceğim. Trump vergi indirilirse dolar güçlenmez. Bir dahaki hafta söz bu konuyla açalım. Bence güçlenir abi. Ben de güçlenir. Vergi indirilirse ben güçlenir. Yani güçlü dolar, güçlü Amerika, güçlü dolar. Arada Trump törgülemeye çalışır ama. Ya şöyle, ben ona hızlı hemen söyleyeyim. O da şu. Eğer bir vergi indirimi gelecek olursa dünyaya dağılmış olan şirketlerdeki dolarlar Amerika'ya geri dönecek. Para vatanına. Onların da hepsi bulundukları ülkelerden paralarını çekmeye başladıklarında bütün dünyadaki dolar endeksini yukarı çekeceklerdir. Abi dolar bizim muayenemizde yarattığımız bir şey. Bırak doları. Yani bir bakarsın Türk şirketi de orada karını realize etmek isteyebilir. Yani burada vergi 20, orada 12 ise örneğin. Evet, oraya taşıyabilir. Ya sonuçta oraya gidebilir. Vergi yani bunu illaki vergi bize de 20 abi, bize de bekleriz, evet. Ya. Bize de lazım dolar. Albert'i çok sevdiğiniz 4 kişi de olsa olur, bekleriz diyor izleyicilerimiz. Eksik olmayın. Neden gelmemiş dediler. Evet, 4 kişiye biraz zor oluyor sıkıştırması. Hele hele Albert gibi böyle yapılı bir arkadaşımız olursa ama ekran sığdırmaya çalışacağız. Şant yapacağız. Albert yapılı dedi. Şant kapı gibi ya. Bak Şant burada yok diye fazla konuşma hakkında. Abi gelseydi kusura bakmasın ya. Kusura bak. Neyse arkadaşlar, çenemiz düştü. 1,5 saate geldik. Ben vallahi bir şey söyleyeyim. Siz bu dakikayı
alınıp satılabilir hale getirin. Yazsana bunun tamam. Üzerine bir varant. Hemen ya varanta gerek yok abi. Şurada ben kasanız olurum. Ya sonuçta oradan sürekli fiyatı arttıracak yani. Öyle mi? Evet. Abi, dakika abi, 50 lira 100 lira. O zaman var ya bu kapitalizm. Bu arada bak ben son kapanışı ben kendi adıma söyleyeyim. Ben programımızı hep tekrardan izliyorum. İzleyici yorumları hani genelde benim uzmanlığım. O konuda sorumlu bakan ben gibiyim evet. Biraz programda. Ama izleyiciler müthiş espri yapıyorlar ve müthiş yorumlar. İnanılmaz. Hepimiz acayip seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. Albert'i gene çağıracağız. Merak etmeyin. İnşallah. Söz. Görüşürüz.